Değerli TÜSİAD Başkanım, kıymetli TÜBİSAD Başkanım, kıymetli DİLOT liderleri, değerli TÜSİAD ve TÜBİSAD üyeleri, bizleri YouTube kanalımızdan takip eden izleyicilerimiz, kıymetli basın mensupları, değerli konuklar. TÜSİAD ve TÜBİSAD işbirliğinde hazırlanan Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji için eylem çağrısı raporu tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün DİLOT Dijital'in içerik desteği sağladığı yenilikçi politikaların geliştirilmesinden finansal desteklere, altyapıdan insan kaynağına kadar Türkiye'ye yüksek teknoloji atılımını sağlayacak eylem çağrısı raporu için sizlerle birlikteyiz. Değerli konuklar, 16 yıllık gazetecilik mesleği deneyimimde en çok yurt içi ve yurt dışında sayısız şirketi gözlemledim. Başarılı şirketler için en önemli konu sürdürülebilir büyüme ve karlılık oldu. Bugün global finans dünyası da sürdürülebilir büyümeyi ve karlılığı ön plana alan ve inovatif değişimle bunu sağlayan şirketleri değerliyor. Örneğin Apple 2,5 trilyon dolar, 2 trilyon dolar piyasa değeriyle Microsoft, Amazon'dan Tesla'ya bu örnekleri daha çok sayabiliriz. Bunların arkasındaki başarıda da müşteri memnuniyeti ve rekabette farklılık yatıyor. Bunun içinde inovasyon, yani değer katan şeyler üretmek, geliştirmek gerek. Aynı şekilde gelişmiş ülkelerin kalkınma politikalarında teknolojiye dayalı gelişim olduğunu görüyoruz. Bugün de TÜSİAD ve TÜBİSAD'ın hazırlamış olduğu bu vizyonla ülkemizin kalkınmasında kritik öneme sahip yüksek teknoloji için eylem çağrısı adeta bir yol gösterici kılavuz niteliğinde. Bu açıdan çok değerli. Bugün oturumlarda dijital dönüşümü, global trendleri birbirinden değerli profesyonel ve iş insanlarıyla beraber konuşacağız. Panele geçmeden önce ufak bir hatırlatma da yapmak isterim. Raporun tamamına ve ayrıca bulgularına ilişkin bir notta dağıtılan QR kodlarından ulaşabilirsiniz değerli konuklarımız. Ayrıca yüksekteknolojiraporu.org adresinden de ulaşabiliyorsunuz. Cep telefonlarınızdan ekrana yansıttığınızda da QR kodları açılacaktır sevgili konuklarımız. Ve menti.com adresinden ekranda yer alan kodu girerek kısa sorumuzu yanıtlamanızı rica edeceğiz. Sorumuz, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji atılımı için sizce en önemli 3 kaldıraç hangisi olmalıdır? Türkiye'nin teknoloji kalkınmasında bundan sonraki çalışmalarda ilham olması açısından anketimizi yanıtlamanızı rica ediyoruz. Şimdi değerli konuklarımız, moderatörlüğünü üstlendiğim ilk oturumumuzda dijital dönüşüm ve kalkınmadaki rolünü TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası eş başkanları Sayın Perihan İnci ve Sayın Çağatay Özdoğru'yu sahneye rica ediyorum kuvvetli alkışlarınızla. Hoş geldiniz Perihan Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Değerli konuklarımız, Türkiye'nin iş dünyasının ve bilişim dünyasının çatı kuruluşları bu anlamda çok ciddi teknoloji çalışmaları, teknoloji odaklı çalışmalar yapıyor. TÜBİSAD'ın geçtiğimiz dönemde hazırlamış olduğu dijital dönüşüm endeksini sayabiliriz. Geçtiğimiz haftalarda TÜSİAD SDKR ile teknoloji kullanıcılarıyla teknoloji geliştiricilerini bir araya getirdik. Ve yine bugün sizlerle beraber Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji için eylem çağrısı raporunda birlikteyiz. Ve bu çalışmalarımız devam edecek. Eylül ayında yine TÜSİAD'ın Dijital Türkiye konferansında sizlerle birlikte olacağız. Şimdi dijital diyoruz, dijital dönüşüm diyoruz. Herhalde Sayın İnci, siz özellikle sanayinin mutfağından gelen bir yöneticisiniz. Deneyimize itfaiye söz sormak istiyorum. Bundan 10 yıl önce sorduğum bir yöneticiye örneğin dijital dönüşüm neydi dediğim zaman bugün vereceğiniz yanıtla herhalde aynı olmasa gerek. Dijital dönüşüm kavramını siz nasıl anlamlandırırsınız? Yok.
Şöyle yaklaştıralım. Evet. Şimdi geliyor herhalde. Herkese günaydın öncelikle. Bugün burada bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hande Hanım'a da moderatörlüğü için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, Hande Hanım doğru bir noktaya değindi. Şimdi 10 yıl önce değil, ben 20 yıl önce bizler işletmelerimizde otomasyon için ERP kullanmaya başlamıştık. Yani ERP sistemlerini 2001'de biz implement ettiğimizde ilklerdendik. Şimdi yani dijital var mıydı? Öyle hayatımıza girdi. Farklı şekillerde internetle birlikte özellikle yoğun kullanmaya başlamıştık. Ama bunlar birbirleriyle konuşmuyordu. Şimdi geldiğimiz noktada cep telefonu haberleşmede ilk atak oldu diye düşünüyorum ben. Birbirleriyle konuşan sistemler ortaya çıktı. Şimdi neden dijital bu kadar önemli? Dijital dönüşüm, transformasyon, dijitalleşme. Çünkü hayatımızın her alanında varlar artık. Yani sadece işletmemizin bir yerinde ya da işte bir Excel tablomuzda böyle bir dijital olmakla bir transformasyon arasında bir fark var. Hayatımızın her alanında. Kolumda kalbimin atışını izliyor. İşte evimizde çocuğumuz uyuyor mu uyumuyor mu ona bakıyor. İşletmemizde müşterimizi takip ediyoruz. Ona daha kaliteli ürünler vermek için çabalıyoruz. Daha fazla verimlilik için daha fazla otomasyon kullanıyoruz. Yani artık kaçmak, dönüşmemek gibi bir seçeneğimiz yok. Ve tabii bu hayatımıza ciddi bir hız kazandırdı. Bu hızdan geri düşen kişi, işletme, ülkeler doğal olarak rekabet avantajında bir takım güçlerinde de becerilerinde de azalma olduğunu düşünüyorum. Ben son olarak da dijital tam 65 gün önce yaşadığımız depremde nasıl bir önem arz ettiğini bizlere çok acı bir şekilde gösterdi. Haberleşme sistemi çöktüğü anda, yani eskiden haberleşme olmasaydı yoktu derdik. Ama şimdi o imkanımız varken bunları yeteri kadar kullanamamadan pek çok can kaybımız oldu, arttı. İşte ısı dedektörleriyle daha fazla can kurtardık. Ya da ses algılama sistemleriyle gene pek çok cana ulaşabildik. Pandemi döneminde aynı şeyi yaşadık. Dijital hayatımızda olmasaydı yapamayacağımız pek çok şeyi yaptık. Esnek çalıştık, evlerimizden yaptık. Hiç durmadık. Yani dijital artık 20 sene önce, 10 sene önce, hatta 5 sene önce, belki 1 sene önce bile konuştuğumuzlar çok farklı. İşte ChatGPT girdi, hepimizin şeyinde bambaşka pencereler açtı ve onunla gelen gelişimler daha da hayatımıza hız katacak diye düşünüyorum Hande Hanım. Durum böyle. Evet, şimdi çok güzel özetlediniz aslında ve neler önceliklendirilecek bunu da soracağım ama öncesinde şimdi Çağatay Bey'e de dönmek istiyorum. Çağatay Bey, siz mühendis kökenli bir yöneticisiniz. Birçok alanda bulundunuz. Sanayinden bilişim sektörüne, elektrik, telekom sektöründe üst düzey liderlik yaptınız global anlamda da. Dolayısıyla özellikle bugünkü bu rapor sizce neden ihtiyaç duyuldu ve bu rapordan çıkacak eylem çağrısının etkilerini siz nasıl değerlendirirsiniz? Hande Hanım, ben de tekrar size çok teşekkür ediyorum, Perihan Hanım gibi. Ayrıca Deloitte'a tabii çok teşekkür ediyoruz. Bize bu raporda çok destek oldu. TÜSİAD ekibine teşekkür ediyorum. Önemli şeyler. Bir de tabii bizi motive eden TÜSİAD Başkanı'na, TÜBİSAT Başkanı'na ayrıca teşekkürler ederken bir de onu da çok önemli, onu unutmak istemiyorum. Bu raporun hazırlanması için bize ilham veren fikir babalarından olan eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Beyefendi'ye de ayrıca özel teşekkürlerimi ifade ediyorum. Şimdi biz bu raporu niye hazırladık Hande Hanım? Bizim
her zaman gurur duyduğumuz ve söylediğimiz bazı şeyler var ülkemizle ilgili. İşte 1000 yıllık ülke diyoruz. 1071'den beri 1050 yıllık ülke. Cumhuriyetimiz 100 yıllık ikinci yüzyılına giriyoruz. Ondan sonra devam ediyorum. İşte yaş ortalamamız 33. Nitelikli insan gücümüz, iş gücümüz Avrupa'da en önemli rakamlardan bir tanesi. 33 milyon. Yine devam ediyorum. İşte 4 saatte Türkiye'den Batı Avrupa'ya, Kafkaslara, Orta Asya'ya ulaşabiliyorsunuz. 1.3 milyarlık bir insan topluluğuna ulaşabiliyorsunuz. 26 trilyon dolarlık bir pazara ulaşabiliyorsunuz. İlk teknik üniversitemiz, yani üniversiteden de teknik üniversite 1773 yılında kurulmuş. 250. yılını kutluyor bugün İstanbul Teknik Üniversitesi. Onun yanında başka okullarımız da var tabii. ODTÜ, Boğaziçi, diğer üniversitelerimiz vesaire. Türkiye'de 200 küsur üniversite var. 1200'ü aşkın mühendislik fakültesi var. Bunlar hep iyi şeyler ve Türkiye'de gurur duyuyoruz. Yine 600 bini aşkın, 620 bine yakın mühendis ve mimarımız var. Yine devam ediyorum. 4 tane unicornumuz, 2 tane decacornumuz var. 83'ü aktif, 14 tanesi de yapım halindeymiş. 97 teknoparkımız var. Var ama işte ekosistemimiz var mı? Maalesef yok. Yani bunlar, bu kadar iyi şeylerimiz var, bu kadar artı avantajlarımız var ama işte istediğimiz noktada maalesef değiliz. Ne anlamda değiliz? Kalkınma açısından değiliz. Sürdürülebilir büyüme açısından değiliz. Teknoloji konusu ülkemizde mutlaka çok iyi şeyler yapılıyor ama mesela tek elden ve en üst seviyeden bir sahiplenme maalesef yok. Bu olmadan da olmuyor. Eğitim kalitemiz maalesef düştü. Bunun üzerine bir de beyin göçü var. Yani en iyi, en eğitimli insanlarımız yurt dışında. Bunun artı yönleri de var tabii oralarda iyi bir diaspora oluşması için ama Türkiye içeride kaliteli insan kaynağında sıkıntımız var. İşte uluslararası sıralamalarda üniversitelerimizin bulunduğu nokta maalesef malum. 1790 tane patent var. Yani Kore'nin 60'ta biri. 15. sıradaymışız dünyada. Bir inovasyon kültürümüz maalesef istediğimiz seviyede değil. Tabii o yani ülkenin eğitim sistemi, bizim kültürümüzün de bununla alakası var ama inovasyon, bilim, rasyonel düşünce ülkemizde hala en önde maalesef değil. 132 ülke arasında inovasyon endeksinde 37. sıradaymışız. Teknoloji ile alakalı yüksek teknolojide ürün ihracatımız çok artmış. 7,5 milyar dolar olmuş ama dünyada 38. sıradayız. Dünyadaki en üst 30 teknoloji üreten dijital teknolojiler, diğer yüksek teknolojiler, teknoloji ve teknoloji enabled şirketler vesaire ekosistemler arasında dünyadaki ilk 30 ekosistem içinde değiliz. İşte bildiğiniz Silikon Vadisi, Boston, New York, Londra, Tel Aviv, Berlin, Tokyo, Paris vesaire. Emerging ekosistemler arasında 100 ülke arasında anca 14. sıradayız. Şimdi bu saydım işte bunlar bizim bir sürü avantajımız bunlar ama bunlar maalesef istediğimiz seviyeye ülkemizi getirmemiş. Bu raporu bundan hazırladık. Yani yüksek teknoloji ve teknolojiyi bir ülkenin kalkınma stratejilerinin ana merkezinde olmazsa ve en üst seviyeden sahiplenme olmazsa bir ülkenin kalkınması maalesef imkansız. Yani bunu bir ülke dediğim gibi turizm vesaire başka alanlarda dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olabilir ama
teknoloji ve o kafa yapısını, o inovasyon kültürünü ülkenin stratejilerinin merkezine koymazsa maalesef kalkanamıyor. İkinci soruda bunun detaylarına daha çok girerim ama raporu biz bu yüzden hazırladık TÜSİAD ve TÜBİSAT olarak. Bu yüzden bu eylem çağrısını yapıyoruz. Hem de seçimler öncesi biz tabii neticede öneriler yapabiliriz ve onu en üst seviyede yapmak istiyoruz. O sebeple bu raporu hazırladık. Aslında mevcut durumu çok güzel özetlediniz Çağatay Bey ve bu rapora şirketler ve dernekler üstünde siyasal partilerin ekonomi kalkınma politikalarında da bir yol haritası kılavuz olması gerekliliğine ben de inanıyorum. Oturum öncesinde Deloitte liderleriyle beraber konuşmuştum. Umarım bu raporu ve bunun gibi raporları bu anlamda değerlendirirler. Şimdi Dünya Ekonomi Forumu'nun yapmış olduğu çalışmada da 10 yıl içerisinde gelişmiş ülkelerin yaratacağı katma değerin %70'i dijital platformlardan gelecek. Dolayısıyla iş bu tarafa doğru gidiyor. Bunu kalkınmayla birazdan daha sonra detaylı bir şekilde konuşacağız ama ben bu noktada hemen Perihan Hanım'a yeniden dönmek istiyorum. Dijital dönüşüm çağında sizce Perihan Hanım hangi unsurlar daha çok ön plana çıkıyor? Bunları başlık başlık sayabilirsek sizin için ilk 5'te veya ilk 6'da neler var? Çok fazla unsur var ve giderek biz bundan 5-6 sene önce SD kare programını başlatırken dijitalleşmenin işte 12 alanında diyorduk. Şimdi kaç alanı olduğunu artık sayamaz olduk. Alt dalları da şey yaptı ama ben şöyle bu unsurları yani ne kadar hayatımızda ve ne kadar bütüncül olduğunu anlatmak açısından 4 ana başlıkta bakmayı uygun görüyorum. Kişiler, kuruluşlar, işletmeler, kamu ve ülkeler. Yani şimdi bu bütün dijital unsurlar işte biraz önce hayatımıza nasıl girdiğini, kişisel olarak bizi nasıl kolayladığını görüyoruz. Şimdi veri analitiği, nesnelerin interneti, bunun yanında yapay zeka, görüntü işleme, bütün bu teknolojiler, bütün bu unsurlar hepimizin hayatında nasıl kişiler işte cep telefonumuzda biz bir veri alışverişinde bulunuyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sağlığımızı şey yapıyoruz, şehirlerde mobilitede bir kolaylık getiriyor. Ayrıca evimizi kontrol edebiliyoruz, güvenliğimizi sağlıyor. Artık her alanımızı veriye ulaşabiliyoruz. Bilgi, daha çok bilgi edinebiliyoruz. Kuruluşlara doğru gittiğimizde müşterilerimize daha iyi hizmet verebiliyoruz. Verileri daha çok işleyerek bunlardan daha farklı sonuçlar elde ederek eskiye göre daha verimli, daha iyi çalışan, işte makinalarımızın bakımını önceden yapıyoruz. İş güvenliğini sağlıyoruz. Ve tabii yeni hayatımıza bu kolaylıklarla, işte pandeminin yaşattığı bir takım deneyimlerle de esnek çalışmaya doğru gidiyoruz işletmelerimizde. Hayatımıza böyle bir kavram girdi çok ciddi bir şekilde. Neredeyse yarı yarıya kapalı olan şirketler var fiziken artık. Rekabet avantajında, yani biraz önce de söyledim, hız. Yani bu tüm bunların ortasında hız var. Bu hıza erişemezsek, birisi bizden daha hızlı yapıyorsa, milisaniye bile olsa, rekabet avantajı ona geçiyor. Yani şimdi böyle bir şey var. Yani buradan geri durmak, işte biz burada olmasak da olur. Hala pek çok sektörde çok iyi durumda olan, bu arada bizim tedarik sanayimiz gerçekten çok güçlü. Ama limitteyiz. Eğer bu hız
bu düzeyi, bu teknolojiyi yakalayamazsak yavaş yavaş buradan geriye doğru düşeceğiz. Çağatay bahsetti, işte Kore'si, Çin'i vesairesi. Bunlar bu konularda yeni teknolojileri yaratarak müşterilerine çok daha iyi hizmet veriyorlar. Kamu dediğimizde ya eskiden olmayan bir şeyimiz var, e-devletimiz var. Yani her şeyimizi ne kadar kolay yapıyoruz. Ve bunun sınırı yok. Yani kamunun halka hizmet için kullanabileceği pek çok aracı sunuyor aslında teknoloji bize. Daha iyi iletişimde bulunma, insanların derdine belki oluşmadan çare bulma ve bunları tahmin etme gibi bir şey var. Fakat bundan da önemlisi, bence kamunun dijitalde, gene Çağatay Bey bahsetti, koordinasyon gibi çok önemli bir görevi var. Biz hepimiz dijitali belli düzeylerde kullanabiliriz ama koordinasyon ve hizalanma olmazsa o ülkede hep birlikte o istediğimiz, özlediğimiz teknolojik atılımı yapmamız mümkün değil. Tabii ülkelere geldiğimizde de ne oluyor? Biz bütün bunu kişiler, kuruluşlar ve kamu olarak koordine olup, hizalanıp, birlikte bir ileriyi hedefleyip şey yaparsak o zaman ülke olarak kalkınma hızımız artıyor bizim ve rekabet gücümüz artıyor. Ve gene eğitimin de o seviyeye gelmesi, onunla da bir hizalanmayla ihtiyaç olan insan kaynağı burada çünkü her alanda insan kaynağını da sağladığımızda o zaman bileği bükülemez bir ülke haline geliyoruz. Bizim bütün çabamız, TÜSİAD senelerdir, TÜBİSAT da öyle, senelerdir dijitalleşmeyle ilgili pek çok farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Pek çok rapor ortaya koyduk. Ancak artık işte tren kaçtı kaçmadı var. Bundan 5 sene önce de vardı. Ama limitteyiz. Gerçekten teknolojiler çok hızla gelişiyor. Farklı teknolojiler çıkıyor ve bizim insan kaynağımız hala kalite düşse de şey olsa da bunu görüyoruz. Bunu hızla değerlendirip o atılımı, özlediğimiz atılımı yapma şansına sahibiz. Evet, özellikle bu pandemi döneminde de bu yeni nesil teknolojilerle, bugün sadece yapay zeka değil, çok farklı yeni nesil teknolojileri de konuşuyoruz. Dolayısıyla bu tren çok hızlı gidiyor. Ve diyorsunuz ki son lokomotif de olsa muhakkak atlamalıyız. Yoksa değil mi? Kalkınma noktasında... Atlamama şansımız yok. Yok, böyle bir şans evet yok. Evet, Türkiye'nin böyle bir şansı yok. Çünkü ne diyoruz? En büyük potansiyelimiz genç nüfus ama o genç nüfusu değerlendirirsek bizim için potansiyel olur. İnsan gücünü de aslında Türkiye'de evet. bulundurmak bu açıdan da çok önemli. Çağatay Bey, çok önemli bir noktaya değinmiştiniz. Şimdi oradan ben size hemen sözü vermek istiyorum. Yüksek teknoloji ile kalkınma. Şu kalkınmayı da belki bir parantez açarak bize biraz anlamlandırırsanız nedir bu kalkınma? Sadece kişilerin gelirinin artması mıdır yoksa daha farklı bir şey midir? Ne gibi bir bağ kurabiliriz teknoloji ve kalkınmayı aynı potada birleştirdiğimizde? Tabii, teşekkür ederim tekrar. Tren kaçmadı, tren hemen kaçmaz. Yani bizde un var, şeker var. Biz şu şelvayı bir yapamıyoruz yani ve onu yapmamız şart diyelim. Kalkınma, tabii kalkınma nedir? Kalkınma aslında benim kafamdaki şey... Benim tanımım diyelim, Atatürk'ün dediği gibi çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmadır yani kalkınma. Kalkınma bütünsel bir hareket. İnsanlar onu tabii büyümeyle bazen karıştırılıyor. Büyüme lazım ama büyüme yeterli değil kalkınmak için. Bir kere büyümenin sürdürülebilir olması lazım. Düzenli büyüme olması lazım. Kişi başı milli gelirin artması lazım. Kişi başı milli gelirin bir de hakkani artması lazım. Belli yerlerde değil yani geniş halk kitlelerinde artması gerekiyor. Ve olay sadece parada değil yani sosyal ve kültürel olarak da
kafa yapısının ilerlemesi, demin bahsettiğim gibi rasyonel düşünce, inovasyon, bilimin öne çıktığı bir ülke haline gelmek lazım. Yani öyle kalkınmış ülke olabiliyorsunuz ve neticesi olarak işte de bakarsak işte katma değer üreten bir ülke, dışa bağımlı olmayan bir ülke gibi de bunu düşünebiliriz. Teknoloji kullanımı ve teknoloji üretimi ikisi birden, tek başına ikisi yava yava olmuyor. İkisi beraber kalkınmayla direkt lineer ilişkili. Hiç şey yok yani, soru işareti yok. Örnekler vereceğim şimdi. Normal bildiğimiz konvansiyonel endüstrilerdeki şirketlerin dönüşümü de bu konuda çok önemli. Yani dijital dönüşüm dediğimiz sadece biz eskiden ilk ben bu tabii esas Holding'den önceki bu teknoloji endüstrisinde çalıştım. İlk yıllarımda derdik ki mesela işte daktilo yerine bilgisayar kullanmayın falan gibi örnekler verirdik. Aynı şey yani. Dijitalleşmiş olmak için dijitalleşme yetmiyor. Kafa yapısını değiştirmek gerekiyor. İş süreçlerini ona adapte etmek gerekiyor. Ve tabii neticede verimlilik ve işte o katma değer üretimi, dijitalleşme ve teknoloji kullanımını da böyle düşünmek lazım. Yoksa sadece işte süreçlerimizi dijitalleştirdik, teknoloji kullanıyoruz vesaire, o yeterli değil Anne Hanım. Onu da bir söylemek istiyorum. Şimdi küresel dijital ekonomiye baktığımız zaman bunun büyüklüğü 38 trilyon dolar. Raporda bunun detayları var, arkadaşlarımız hazırladılar. Türkiye açısından diye bakarsak hem üretme hem dönüşümün neticesi Türkiye için 270 milyar dolarlık bir potansiyel bir rakam var orada. Şimdi onun da neden çok olduğunu, neden önemli olduğunu söyleyeceğim. 270 milyar dolar, bunu unutmayalım. Şimdi diğer ülkelere bir bakalım. Demin bu Global İnovasyon İndeks'ten bahsetmiştim. Türkiye 37. sırada demiştim. İlk 15'te yer alan ülkeler burada. Yani teknolojik olarak en gelişmiş ülkeler hep aynı ülkeler. En kişi başı milli geliri olan ülkeler de bu ülkeler. Japonya'sı, Amerika Birleşik Devletleri, işte Almanya'sı, Birleşik Krallık, İsveç, Çin, İsviçre böyle gidiyor. 3 tane önemli örnek var benim gördüğüm. Güney Kore, kişi başı milli gelir 31 bin, 32 bin dolar. Singapur 65 bin dolar. Teknoloji üreten yerler bunlar. İsrail 43 bin dolar. Türkiye işte 10 bin doların altında kişi başında gelirdi. 60 yıldır da Türkiye'nin kişi başı milli geliri, dün bir rapor yayınladı TBV hoca Akçivit, bu diaspora vesaire, o raporda okudum. 60 yıldır Türkiye'nin milli geliri bir türlü artmıyor. 10 bin dolar sendromu da var biliyorsunuz. Bununla da kalmıyor. Şimdi Fransa, değil mi? Gelişmiş bir ülke diyoruz vesaire. 2019'da Fransa'da 7 tane unicorn vardı. Bugün 25, hedef 100. Nasıl oldu? Macron 2019 yılında en üstten liderliği alarak ülke çapında bir şey başlattı, bir kampanya diyelim. Dedi ki biz dünyanın en çok işte unicorn üreten Avrupa'nın diyelim ülkelerinden bir tanesi olacağız. Ve bunun üzerine devamlı geliştirdiler. Le French Tech diye bir organizasyonları var. Bütün ülkelerde insanları var. Şey çalışıyorlar, volunteer. Buradaki startupları buluyorlar falan. Paris'te Station F diye bir mükemmel bir altyapıları var. Buradaki şirketleri oraya götürüyorlar vesaire. Bu bir şey yani. Bu bir mindset diyelim. Bu bir toptan bir hareket. Kore, hep konuşuyoruz bunu. 1960'larda Kore'de kişi başı gelir 80 dolar. Türkiye'de 380 dolar. Yani 7-8 katı. Kore'de bugün milli gelir kişi başına 31 bin dolar. Patent sayısı 113 bin. Bizde işte demin söyledim binlerde 63-65 katı Türkiye'nin. Güney Kore ne yapmış? Güney Kore yüksek teknolojiyi, dijital ekonomiyi vesaire merkeze koyarak ekonomiyle ve eğitimle bunu entegre ederek bir ülke stratejisi yaratmış. Zaten bu üçünün beraber gitmesi gerekiyor. Yani eğitim, ekonomik politikalar ve yüksek teknoloji stratejileri diyelim.
Dolayısıyla yine söyleyeyim, bizim kalkınabilmemiz için, sadece büyüme değil, kalkınabilmemiz için kesinlikle teknolojik yaklaşımı ve inovasyon kültürünü ülkenin merkezine koymamız lazım. Eğitimi de buna göre adapte etmemiz gerekiyor. İlkokullardan başlamamız gerekiyor. Ondan çok üniversite, çok teknik üniversite olmasın, çok çok iyi, daha az üniversitemiz olsun gerekiyor. Ondan sonra işte psikolojiden mezun olan birisi bile üniversiteden bir ufak bir programlama bilsin gerekiyor. Böyle bir kafa yapısı, böyle bir toptan hareket gerekiyor. Demin bahsettim, yani Türkiye'nin önünde 270 milyar dolarlık bir potansiyel var, raporun detaylarında var. Şimdi biz bir turizm ülkesiyiz diyoruz. Geçen seneki 2022 gelirimiz işte 46 milyar dolar mesela. Turizmle kalkınma olur mu? Maalesef olmaz. Çünkü istihdam, yarattığı katma değer limitli. Çok önemli bir endüstri. Havacılık, yani bizim de içinde olduğumuz bir endüstri. Geçen seneki gelir 20 milyar dolar gibi bir şey havacılık endüstrisinin. Türkiye havacılıkta işte Avrupa'nın merkezi oluyor. Ama işte yaratıyor, çok iyi yapıyor, mükemmel. Ama kalkınma oradan gelmeyecek. Kalkınma teknolojiden gelecek. Kalkınma bu işi merkeze koymamızla gelecek. En üst düzeyden sahiplenmemizle gelecek. Bütün Anadolu Yarımadası'nın ve Trakya'nın tek bir teknoparkmış gibi bütünleşik çalışmasıyla anca gelecek. Onun neticesinde de bu 270 milyar dolarlık potansiyeli elde edebiliriz. Yani 20 milyar vesaire 270 milyar dolar. Türkiye'nin 2022 ihracatı 254 milyar dolar. Yani bütün ihracat, gurur duyduğumuz 254 milyar dolar, önümüzdeki potansiyel 270 milyar dolar. Bunu inşallah seçimden önce herkes duyar diye. Evet, ve bu 270 milyar dolara ulaşmak için yol haritası da aslında belli. Bunlar da koordinasyon içerisinde eğitimle, ekonomi politikalarıyla beraber teknoloji politikalarının dizayn ediliyor olması lazım diyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için Sayın Çağatay Özdoğru ve Perihan İnci'ye diyorum. Kuvvetli bir alkış alalım mı konuşmacılarımıza? Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, şimdi de bugünün belki heyecanla raporu ben sizleri yerlerinize takdim edeceğim alkışlarla uğurlarken. Bugünün burada olma sebebimiz Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji için eylem çağrısı raporumuzun bulgularını dinleyeceğiz. Ve bu bulguları paylaşmak üzere Dilo Danışmanlık Lideri Hakan Gölü ve Dilo Danışmanlık Müdürü Sayın Büşra Karakay'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum ve sözü iki konuşmacımıza bırakıyorum. Günaydın. Günaydın. Öncelikle bu rapor kapsamında hem TÜSİAD'a hem TÜBİSAD'a bizimle beraber ilerledikleri için, işbirlikleri için çok çok teşekkür ederiz. Bizim için Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında böyle bir konuda içerik oluşturabilmek, eylem çağrısına katkıda bulunabilmek hem gurur hem mutluluk verici. Tekrar çok çok teşekkürler. Bugün raporun Büşra ile birlikte özellikle global trendlerden ve bulgulardan paylaşacağız. Tabii ki detaylı şekilde raporumuzun detaylarına bakabilirsiniz web sitesinde. Burada birazcık çarpıcı örnekleri sizlerle paylaşıp bundan sonraki tartışmalara da altlık oluşturmasını hedefliyoruz. Şimdi tabii ki dijital dönüşümün geleceği nasıl şekillendirdiği üzerine biraz durmamız gerekiyor. Hem globaldeki örneklerle beraber vizyon geliştirme ve bizim eylem çağrımıza da girdi sağlayacak noktaları yakalamayı hedefledik. Neler gördük onlardan bahsedelim. Hem Dünya Ekonomik Forumu, MIT, Deloitte ve diğer araştırma kuruluşlarının yaptığı analizlere göre 2025'te Endüstri 4.0 ile birlikte yaratılacak değer 3,7 trilyon dolara ulaşacak. Bu sadece Endüstri 4.0 kapsamında bile son derece büyük bir rakam. Son dönemde çokça konuşuyoruz yapay zeka ile birlikte biliyorsunuz. ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarıyla birlikte bu alanda etkilenecek mesleklerin oranı %19 ve bunların içinde de yok olacak görev tanımları en az %50.
ve ilerleme hızına bakarsak sanırım bunlar bir miktar daha yukarıya çıkacak. Ölçeğimizi değiştirelim, biraz uzay teknolojilerine isterseniz yer verelim. Düşük uydu yörüngesi, düşük dünya yörüngesinde 2030'da faaliyete geçmesi beklenen yeni uydu sayısı 50 bin. Ve 2025'te dünyada internete bağlantılı cihaz sayısının da kişi başı 3 olacak şekilde 27 milyarı aşması bekleniyor. Hatırlıyorsunuzdur sektördekiler, insan sayısını geçti diye daha çok yakın zamanda bunun üzerine çalışmıştık. Şimdi gördüğümüz şey, aslına bakarsak, bugüne kadar ulaşılmış bağlantı, bilgi kapasitesi ve işleme kapasitesine baktığımız zaman ciddi anlamda bir kırılımdan bahsediyoruz. Az önce de Perihan Hanım ve Çağatay Bey de anlattılar. Biz dijital dönüşümün başlangıcından itibaren konuştuk. Ama artık bir kırılımdan ve o üstel büyümeden bahsettiğimiz bir döneme geçiyoruz. Ve bu ne demek? Az önce bahsettiğimiz yüksek teknoloji alanlarında, ki bunun içine yapay zeka, robotik, nesnenin interneti, bulut çözümleri, 5G ve blok zincir gibi yeni nesil teknolojileri sayarsak, ciddi anlamda iki boyutta sektörleri etkilemesini bekliyoruz. Bir, yeni iş modellerinin ortaya çıkması ve iki, verimlilikte sağlanacak artışlar. Arzu edersiniz size kısaca bu sektörlerde yaşanabilecek ve yaşanmakta olan değişimlerden bahsedelim. Biz 10 tane endüstriyi pilot olarak seçtik. Tabii ki daha fazla sayıda endüstri bu dönüşümden ciddi anlamda etkileniyor. Gördüğümüz şu, özetle yeni iş modelleri değişiyor ve yeni oyuncular da geleneksel iş modellerine sahip oyuncuları zorluyor. Dolayısıyla toptan bir hareket olduğundan bahsedebiliriz. İlki otomotiv ve mobilite. Araçlar bildiğimiz gibi artık birer dijital platforma dönüşmüş ve evrilmiş durumda. Ve bu hızlanarak devam ediyor. Bağlantıyı sağlamak için de artık bir işbirliği dönemindeyiz. Büyük otomotiv üreticileri bu yazılım geliştirme ve bağlantılandırma hikayesini kendileri yapmaya çalıştılar. Ama günümüzde hyperscaler'larla, büyük teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurduklarını ve burada daha hızlı ilerleme kaydetmeye çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye için çok çok önemli bir konu, elektrikli ve bağlantı araçlarda yedek parça ve bakım gerekliliği son derece hızlı bir şekilde azalacak. Çünkü içten yanmalı bir motorda baktığımız zaman 2000'in üzerinde parça varken, hareketli parça, bunun elektrikli araçlardaki sayısı sadece 20. Ve hem bağlantılı araçlar hem de otonoma doğru geçişle beraber, kazaların da önlenmesiyle beraber satış sonrası hizmetlerde 2035'e geldiğimiz zaman gelirlerin %55 oranında azalacağını öngörülüyor. Dolayısıyla bizim yan sanayimiz ve satış sonrası hizmetler için de ciddi anlamda bir acil aksiyon zamanı olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki çok ciddi anlamda bir karbonsuzlaşma etkisi var. Çünkü araç sahipliğinin azalması, özellikle elektrikli araçlarla beraber üyelik modellerinin ortaya çıkması dönüştürücü bir etkiye sahip olacağını şimdiden öngörebiliyoruz. Ve son olarak tabii ki otomotiv üreticileri de hem tüketiciye daha yakın olmak için hem de baktığımız zaman daha fazla marja sahip olmak için de giderek aracısızlaşma etkisiyle beraber direkt ve online satışların hızlı bir şekilde arttığını da görüyoruz. Yani otomotiv yüzyılların sektörü çok ciddi anlamda bir dönüşümden geçmekte ve daha da fazlasını beklemeliyiz. Üretim, Türkiye'miz için çok çok önemli biliyoruz. Üretim sektörünün dijital dönüşüm ihtiyacını arttıran iki temel parametre var. Kaynak ve maliyet optimizasyonuyla beraber iklim krizi ve sürdürülebilirlik diye söyleyebiliriz. Hepimizin konuştuğu gibi tedarikte riski azaltmak, arz güvenliğini sağlamak son derece önemli. Kestirimci veri analitiği, tedarik zincirinde görünürlük ve şeffaflığı sağlamak ve endüstriyel otomasyon konuştuğumuz gibi kritik parametre olarak ortaya çıkıyor. Ve tabii ki ülkemizde de olduğu gibi akıllı fabrikalara doğru çok ciddi anlamda bir yatırım olduğunu görmekteyiz. Ve son olarak tabii ki iklim krizine çözüm olarak da atık yönetimi, su yönetimi ve özellikle karbon ayak izi takibi ve yönetimi konuları da üretim sektörünün gündeminde regülasyonlarla beraber şekillenen alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunların çok önemli bileşeni de enerji, enerjideki yaşanacak dönüşüm. Hem arzda hem talepte, her iki yönlü bir karbonsuzlaşma hareketinden bahsediyoruz. Ve bu ciddi anlamda elektrifikasyonu arttıracak. Baktığımız zaman da talep yönünde özellikle akıllı şebeke yönetimi,
ve milyonlarca unsur içeren dağıtık bir şebekenin yönetiminde karşı karşıya olmakla birlikte talep tarafında da üreten tüketiciler ve değişen iş modellerinin olduğu bir dünyaya doğru geçiş yapacağımızı öngörüyoruz. Buradaki belki en önemli konulardan biri hem depolamada hem de dağıtımda ve üretimde yeşil hidrojen gibi yeni nesil teknoloji alanlarının kullanımı enerji sektörü içinde yeni bir dönemin açılacağını bizlere gösteriyor. Ve tabii ki yeşil hidrojenin güvenliğini sağlamak için bu teknolojinin gelişmesi için de harcanacak ciddi anlamda maliyetleri düşürmek üzere yapılacak aksiyonlar var. Sağlık enteresan bir şekilde hızla dönüşüme tabi olacak alanlardan biri diye söyleyebiliriz. Sağlığı hepimiz yeniden tanımlayacağız. Roller yıkılacak ve yeni roller oluşacak. Sağlıkta daha bütüncül bir iyi olma haline doğru geçişten bahsediyoruz hep beraber. Ki pandemiyle de belki bunu yaşadık. En eşittir bir uygulamaları, kişiselleştirilmiş ilaç kokteylleri, gen ve doku terapileri gibi daha kişiselleştirilmiş bir sağlık yönetimine doğru gidiyor olmak. Dijital uygulamalar, giyilebilir teknolojiler bahsettiğimiz gibi yeni bir iş modeli kapısını bizler için açıyor. Ve Amerika'da da gördüğümüz şekilde Walmart gibi kendi küçük sağlık merkezlerini perakende noktalarını açan şirketler, Best Buy gibi giyilebilir teknolojiler ve dijital uygulamalarla bu ekosistemi sahiplenmeye çalışan perakende oyuncularının bu alanlara girdiklerini çok daha hızlı bir şekilde görüyoruz. Belki burada bir parantez de açmak lazım. Biyoteknoloji konusundan, sağlık ve teknolojinin birleştiği çok güzel bir alan. Burada Amerika ve Almanya'nın konuyu sahiplendiğini, çok ciddi anlamda buradan gelir de ürettiğini, Almanya'da sanıyorum 2021'de 27 milyar dolara yakın bu alandan sadece ciro elde edildiğini görüyoruz. 800'e yakın şirket, 45 bin çalışanlık bir biyoteknoloji ekosisteminden bahsediyoruz. Ciddi anlamda yeni bir yatırım fırsatı diye görebiliriz. Ve hatta sağlık sektörünün içindeki diğer oyuncular, sigorta şirketleri gibi kullandıkça öde modelleri, daha esnek ve yalın ürün yönetimine geçiş gibi dinamiklerin önümüzde olduğunu görebiliyoruz. Ve ülkemiz için yine önemli konulardan biri özellikle seçtiğimiz tarım, akıllı tarım uygulamaları. Hem popülasyonumuzun artması, hem de baktığımız zaman kaynak kıtlığı, su kıtlığı gibi alanlarla akıllı tarım teknolojilerine geçiş ülkemiz için elzem. Tabii tarım 4.0 ile toprağın, hayvanların ve suyun verimli kullanımı, takibi, akıllı çiftçilik uygulamaları gibi konularda çok büyük potansiyel mevcut olduğunu görüyoruz. Ki bunu üstü üstlük dikey ve kapalı tarım uygulamalarıyla beraber de gerçek anlamda tarımın coğrafi dinamiklerinde değiştiğini de göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ve son olarak ikinci alanda bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri bizim için önemli sektörlerden biri. Çünkü dijital dönüşüm dediğimiz zaman mümkün kılıcı ve ilerletici özelliği var hepimizin bildiği gibi. Bu alanda özellikle 5G ve fiber internet altyapısının bu sektör için elzem olduğunu görüyoruz. Özellikle az önce de bahsettik düşük yörüngeli uydularla beraber iletişimde yeni bir boyut açılacağını son derece hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Ve ön plana çıkan bulut bilişim, yapay zeka teknolojileri, nesnenin interneti, metaverse, blockchain gibi alanlarda konuştuğumuz gibi çok hızlı ölçekte ilerlemeler kaydedildiğini görüyoruz. Ve ülkemiz için de önemli, hizmet olarak yazılımın büyüyen bir ekosistemi var Türkiye'mizde de, dünyada da. Burada da gerekli atılımlar yapılabilir. Ve tabii ki hizmet, yani e-ticaret de dahil olmak üzere hizmet sektöründe de bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Perakende ekosistemini son derece hızlı bir şekilde değiştirdi ve önümüzdeki yıllarda KOBİ'ler için uluslararasılaşma fırsatının olduğunu ve bu alanda atılımların olacağını görüyoruz. Dünyaya öğrettiğimiz bir örnek hızlı teslimat rekabeti aynı zamanda bizim için son derece buradaki beklentileri de şekillendiren yeni bir oyun planını ortaya çıkardı diye söyleyebiliriz. Hizmetteki en önemli konu belki de bu gelişen teknolojilerle beraber iş gücünün, niteliksiz iş gücünün elimine olacak olması ve yeni alanlara doğru kayması diye şekillendirebiliriz. Medya ve eğlence çokça konuştuk ama özellikle Metaverse ve Web3 ile beraber internetin yeniden tanımlanması, yaratıcı ekosistemiyle beraber hem mobil dünyada hem sosyal medyada çok yeni uygulamaların ortaya çıkması, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları sektörü dönüştürüyor, dönüştürmekte ve diğer sektörlere doğru da yayılımını görmeye başladık. Ve hatta sosyal medyada
Aslında bakarsanız toplumsal hareketliliğin yeniden tanımlandığı, sivil inisiyatiflerin ortaya çıktığı bir alan olarak da sosyal medyayı son dönemde gördük. Ve finansal hizmetler. Dijital ve açık bankacılıktaki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Şubelerin geleceği ve rollerinin değiştiği, dijital arayüzlerin geliştiği ve esnekleştiği bir dönemden geçiyoruz ki finansal hizmetler için bunu söyleyebilmek aslında son derece güçtü geçmişte. Evet, dijital parada bir bilinmezlik var ama bu da yoluna devam edecek gibi görünüyor. Ve tabii ki 5G altyapısının buradaki katalizör etkisini unutmamamız gerekiyor ki birçok sektör içinde konuştuk. Ve sigorta sektörü de keza bankacılığın yanında daha esnek iş modellerine geçecek diye öngörüyoruz. Ve gündemimize son derece hızlı bir şekilde oturan doğal afet yönetimi bizler için de çok çok önemli. Bunu birkaç boyutta ele alabiliriz. Tabii ki risk değerlendirme ve hazırlık için teknolojiyi kullanmamız şart. Hem veri toplamak açısından hem bu verinin kullanılabilirliğini artırmak açısından gidecek yolumuz olduğunu hepimiz biliyoruz. Kriz yönetiminde de mobilize olmuş bir altyapı, enerji, telekomünikasyon gibi kritik altyapıların kesintisiz bir şekilde hayatına devam edebilmesinin önemini hep beraber görmüş olduk. Ve tabii ki iyileşme sürecinde de optimize edilmiş bir yaklaşıma da ihtiyaç var. Burada da yeni çıkan inisiyatifler var biliyorsunuz, ihtiyaç haritaları gibi baktığımız zaman yeni platformların hayatımıza girdiğini ve bu alanın yeni bir odak olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Gördüğümüz gibi bütün bu sektörlerde son derece büyük radikal değişimler olduğunu görüyoruz ve dahasını da bu anlamda beklemeliyiz. Peki bu ne demek? Çağatay Bey de bahsetti. Dünyadaki dijital ekonominin büyüklüğü 38.1 milyar trilyon dolar olarak görülüyor. %70'i ABD, Çin ve Almanya tarafından kapsanıyor. Biz G20 ülkeleri arasında verisi olan 18 ülke içinde maalesef sonuncu sıradayız. Binde birlik bir payımız var şu an itibariyle. Potansiyelimizin çok çok gerisindeyiz. Türkiye'nin büyüklüğü ise 50 milyar dolar civarında. Ve Türkiye'deki dijital ekonominin toplam ülke ekonomisindeki değeri ise %6. Bahsetmiştik, bu gelişmiş ülkelerde %65'in üzerinde. Ve baktığımız zaman da geleneksel ekonomiden aldığı pay, dijital ekonomiden aldığı payın 7 katı. Yani burada gidecek kesinlikle çok yolumuz var, önümüzde çok büyük bir potansiyel var diye söyleyebiliriz. Bahsetmiştik, bir de Digital Sprinters çalışması var, dijital atılımcılar. Bizim gibi genç nüfusa sahip, dijital adaptasyonun bireylerde yüksek olduğu ülkelerde, yaklaşık 16 ülke vardı yanlış hatırlamıyorsam, benzer dijital nüfuslara karşı bizim problemimiz bunu bir ekonomik değere dönüştürememek. Yani gayri safi yurt içi hasıladan aldığı payı arttıramama problemimiz var. Bu potansiyeli aslında ataletten dinamik bir kuvvete dönüştürme yolunda gidecek yolumuz var. Yine bu rapora göre sadece ve sadece verimlilikten gelen, yani iş modeli büyümesinden değil, sadece verimlilikten gelen potansiyel artış 269 milyar dolar. Gerçekten verimlilikte bile çok ciddi fırsatımız var diye söyleyebiliriz. Peki, ben burada sözü arkadaşım Büşra'ya devredeceğim. Özellikle Türkiye'nin bu yüksek teknoloji atılımındaki potansiyelini neden gerçekleştiremediğini bulgularımızla beraber bizlerle paylaşacak. Teşekkür ederim. Kendimize aslında bu soruyu sorarak başladık önce. Türkiye, gördüğünüz üzere önemli bir potansiyele sahip. Ama bu potansiyeli neden değerlendiremiyor? Bunun için birçok farklı etmeni analiz ettik ve bunları aslında dört temel başlık altında topladık diyebilirim. Bu dört başlıktan ilk ikisi daha çok mevcutta olan geleneksel sektörlerin dijital dönüşümünü tamamlamasıyla alakalı. Bunları da iki ayrı bacakta inceleyebiliyoruz. Bir tanesi KOBİ'ler. KOBİ'ler aslında temel seviyedeki bir dijital dönüşümü bile tamamlamakta geri kaldılar. İkincisi ise büyük ölçekli şirketlerimiz. Onlar temel seviyedeki dijitalleşmeyi evet tamamladılar ama onlarda artık verimlilik potansiyeli yüksek teknolojide yatıyor.
Onlarda da yüksek teknolojinin adaptasyonuyla ilgili bir geride kalmış durumu var. Bunun sebebi birazcık iş ve kullanım modellerinin henüz oluşamaması ve yüksek teknolojinin gerektirdiği yatırım ve altyapı ihtiyacı diye görüyoruz. Üçüncü başlığımız ise hali hazırda zaten dijital doğanlar. Bu dijital doğanları ise küresel ölçekte ölçeklendirmek ve küresel pazarda onların rekabet gücünü arttırmak noktasında da yine potansiyelimizi değerlendiremediğimizi görüyoruz. Dördüncü olarak ise tüm bu üçün hem bir sebebi hem de belki bir sonucu olarak dijital dönüşümün gerektirdiği yüksek teknoloji tarafında gerekli yetkinliklere sahip iş gücünü oluşturamıyoruz. Ve dolayısıyla aslında bir inovatif düşünce yapısına ve bir inovasyon kültürüne de sahip değiliz olarak görüyoruz. Tüm bu dört etmenleri değerlendirdiğimizde aslında bir tane de önemli bir yetkinlik var. Bu yetkinlik, bu dört etmende aynı anda hareket edebilmeyi sağlayacak bir yetkinlik aslında. Bütün bu etmenleri düşünerek bir vizyon oluşturabilmek, bu vizyondan hareketle bir strateji tasarlayabilmek, bu stratejiyi sahiplendirebilmek ve koordineli bir şekilde hayata geçirmek noktasında da aslında yine önde gelen ülkelerle kıyasladığımızda biraz geri kaldığımızı görüyoruz. Şimdi bu dört temel etmenin aslında birazcık daha derinlerine inmek istiyorum. İlki KOBİ'lerdeki dönüşüm. Sol taraftaki grafiğe öncelikle bakmanızı rica edeceğim. Sol taraftaki grafik aslında OECD ülkelerinin, OECD'nin yaptığı bir araştırma. Tüm ülkelerdeki büyük, orta küçük ve orta ölçekli şirketleri onların teknoloji kullanımına göre değerlendiren bir araştırması var OECD'nin. Bu araştırmaya göre, bu arada OECD bu klasmanı tamamen şirketlerdeki çalışan sayılarına göre yapıyor. Büyük ölçekli şirketler OECD için 250 ve üzerinde çalışanı olanlar olurken, orta ölçeklikler 50 ile 250 arasında, küçük ölçeklikler ise 0 ile 50 arasında çalışanı olan şirketler. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde baktığımızda grafikte aslında Finlandiya'yı hem küçük hem orta ölçekli hem de büyük şirketleri için temel bir dijital dönüşüm seviyesi olarak belirlediğimiz web sitesi bulunma oranına göre değerlendirdiğimizde Finlandiya'da tüm ölçeklerdeki şirketler benzer ve %90 civarında bir orana sahipler. Ancak Türkiye'ye baktığımızda Türkiye büyük ölçekli şirketlerin web sitesine sahip olma oranında %91'lerle OECD ortalamasının da üstünde bir yetkinliğe sahipken orta ölçeklilerde %68 ve küçük ölçeklilerde ise %45 olarak gerçekleşmiş. En temel seviyedeki bir dijital uygulamanın hayata geçirilmesinde bile büyük şirketlerle KOBİ'ler arasında önemli bir uçurum olduğunu görüyoruz. Peki birazcık daha dünya ölçeğinden çekip Türkiye ölçeğine gelelim. Bu sağdaki grafikte ise Türkiye ölçeğinde yine büyük şirketler ve KOBİ'lerin bir kıyaslamasını görüyor olacağız. Ama bu sefer teknoloji kırılımında bakacağız bunlara. Bu teknoloji kırılımı arasında yüksek teknolojiyle ilgili ilintili yerler var. Ama onlar şu an KOBİ'ler için çok daha belki erken olabilecek konularken biz birazcık daha KOBİ'lerde verimliliği yükseltebilecek 3 tane alana odaklanalım. Bunlar kurumsal kaynak planlama çözümleri olan ERP, müşteri yönetimini sağlayabilecekleri CRM uygulamaları ve aslında günümüzde sosyal medyadan gelen artık işte satış ve yeni potansiyeller oluşturmayı da göze aldığımızda sosyal medya kullanımı gibi bakarsak hepsinde yine büyük ölçekli şirketler sarıyla olan, çizgili olan, mavi olan orta ölçekli, yeşil olan ise küçük ölçekli şirketler yine onlar arasında önemli bir fark olduğunu aslında görmüş oluyoruz. KOBİ'lerin katma değerin %53'ünü, yani Türkiye'de yaratılan ekonomik katma değerin %53'ünü
İstihdamın ise %74'ünü oluşturduğunu düşünürsek, onlardaki dijital dönüşüm hem ekonomimize yaratacağı katma değer, hem de az önce bahsettik iş gücüyle alakalı sıkıntılarımız var. İş gücünün %74'ünü sağlayan KOBİ'ler bu dijital dönüşümü gerçekleştiremediğinde aslında oradaki teknoloji atılımı konusunda bizi birazcık daha geri plana düşürüyorlar diyebiliriz. Peki bunun nedeni ne? Aslında baktığımızda KOBİ'lerde bu dönüşümün gerçekleşememesiyle ilgili iki önemli neden ortaya çıkıyor. Bir tanesi, bu dijital çözümlerle ilgili bilgi birikimleri yok. Daha önce bir bununla ilgili deneyimleri olmamış şirketler. Bu nedenle hangi uygulamayı hayata geçirmesi gerektiğiyle ilgili bir yönlendirme ihtiyacı var. İkincisi ise finansman. Bu uygulamaların aslında belirli bir yatırım gerektiriyor olması ve KOBİ'ler için aslında bunun öncelikli bir uygulama olmuyor oluştu ise ikinci nedenimiz diyebiliriz. Peki büyük ölçekli şirketlere gelirsek, yani onların kıyaslamasını yaparsak, bu sefer büyük ölçekli şirketleri yine aynı teknoloji kırılımında OECD ortalamasıyla kıyaslamak istedik. OECD ortalamasına göre kıyasına baktığımızda ERP ve web sitesi sahipliğinde OECD ortalamasıyla aynı performansa sahip büyük ölçekli şirketlerimiz var. Ama zaten ERP'nin adaptasyonu büyük ölçekli şirketlerde yaratabileceği verimlilik potansiyelini halihazırda yarattı. Onlar için esas verimlilik yaratabilecek nokta, esas yeni iş modellerine katkı sağlayabilecek nokta birazcık daha bulut çözümleri gibi, büyük veri gibi, IoT gibi, yapay zeka gibi yüksek teknoloji unsurları, buradaki dijital çözümler gibi düşünebiliriz. Böyle baktığımızda ise OECD ortalamasına göre bulut çözümlerinde OECD %72 ortalamaya sahipken Türkiye %41. Büyük veride OECD %33 iken Türkiye %20. IoT'de yine aramızda %10'luk bir fark olduğunu görüyoruz. Yapay zekada %17'lik bir fark olduğunu görüyoruz. Bu bütün OECD'nin ortalamasını düşündüğümüzde hala bu noktalarda biraz geri kaldığımızı görüyoruz. Ki bunun dışında da az önce KOBİ'lerde bahsettiğimiz işte ERP, CRM gibi noktayı düşündüğümüzde CRM'de bile büyük ölçekli şirketlerin hala OECD ile arasında önemli bir fark olduğunu görüyoruz. Bu da birazcık müşteri odaklı olmak, müşteriden değer yaratmak konseptinin Türkiye'de birazcık daha geç farkına varılması diyebiliriz. Peki bu uygulamaların adaptasyonu Türkiye'de neden yaygınlaşamıyor? Böyle baktığımızda ilk neden birazcık daha böyle yeni teknolojilerin her sektörde artık önemli böyle iş modelleri, uygulama alanları henüz keşfedilmemiş. Bu nedenle büyük ölçekli şirketler de buna yatırım için hem bunu ölçeklendiremiyor, bu nedenle yüksek maliyetlere neden oluyor. Bu nedenle de adım atmaktan aslında birazcık daha geri planda kalıyorlar diyebiliriz. İkincisi, bu yüksek teknoloji uygulamalarına adapte edelim ama bunları mümkün kılacak altyapımız henüz hazır değil. 5G ve fiber altyapısı tarafındaki hazırlıklarımızın da tam olmaması nedeniyle bu uygulamaların adaptasyonu zorlaşıyor. Üçüncü konu ise bu uygulamaların adaptasyonunda özellikle bulut çözümleri gibi uygulamalarda veri paylaşımına ilişkin AB mevzuatıyla uyumsuz kalmış sınırlamalar ve yeterince aslında çevik olamayan düzenleme mekanizmalarımız diye görüyoruz. Üçüncü bir konuysa, arkada şey vardı ama görünemiyor şu an, bir harita vardı arkada. Üçüncü konumuz ise halihazırda dijital doğanlar. Bu dijital doğanlara baktığımızda dünyada nasıl bir dağılım görüyoruz? Sadece dünyada unicorn olmuş olan dijital girişimlere bakmak istedik. Bunlara baktığımızda Amerika liderliği tabii ki sürdürüyor. 655 tane unicorn'u bulunuyor. Ve bu unicorn'ların toplam değerlemesi 2 trilyon dolar. Geliyoruz ikinci sırada kim var? Çin. Ki Amerika'ya oranla çok daha geride olan ikincilik koltuğunda oturuyor. 169 tane unicorn'u var ve toplam 755 milyar dolar değerlemeye sahip bunlar.
Üçüncü sırada Hindistan var, 71 unicorn, 210 milyar dolar değerleme. Dörtte İngiltere, 48 unicorn, 210 milyar dolar. Almanya ise 28 unicorn ve 80 milyon dolar değerlemeye sahip. Peki Türkiye burada ne noktada? Türkiye'de az önce Çağatay Bey'in de söylediği gibi iki tanesi dekakorn olmak üzere 6 tane unicornumuz bulunuyor. Sadece unicorn sayıları sıralamasına baktığımızda 18. sıradayız. Bütün dünya ülkeleri içerisinde. Ama bu unicornların değerlemesine baktığımızda daha üst sıralara tırmanıyoruz. Yani değerli unicornlar oluşturmuşuz. 11. sırada yer alıyoruz. Toplam 6 unicornumuzun değerlemesi 38 milyar dolar. Kimdi bu unicornlar? İki tanesi artık dekakorn oldu. Trendyol ve Getir. Bunun dışında hepsi burada. Insider, Peak Games ve Dream Games bizim unicornlarımızı oluşturuyor. Bunun dışında da unicorn olması beklenen potansiyele sahip farklı startuplarımız da var, takip edilen. Türkiye'de baktığımızda özellikle startup ekosisteminde oyun ve fintech alanları startuplara yapılan yatırım dağıtımlarına baktığımızda ön plana çıkan alanlar. Bunun yanında birazcık daha yatayda baktığımızda ise hizmet olarak yazılım, yapay zeka ve metaverse uygulamaları birazcık daha böyle yatırımlarda ön plana çıkan konular. Oyun örneğin zaten 6 unicornumuzun 2 tanesi oyun sektöründen. Oyun sektöründe bakarsak 2022'de sadece oyun startuplarımızın aldığı yatırımlarla Avrupa'da ikinciyiz. Birinci sırada İngiltere'de geliyor. Dünyada ise 4.'yüz. Bu nedenle bizim için çok çok önemli bir potansiyele sahip. Aynı zamanda Getir'i hariç tutarsak, çünkü son dönemde 2022 içerisinde çok önemli bir yatırım aldı. Onu hariç tuttuğumuzda geri kalanların dağılımına baktığımızda yatırımların %54'ü yine oyun ve fintech alanlarında gerçekleşmiş. Bu nedenle burada önemli bir potansiyelimiz olduğu aşikar. Metaverse, yapay zeka ve hizmet olarak yazılımda yine yatırımlar içerisinde önemli paylara sahip olan alanlar. Peki 6 unicorn ortaya çıkarttık. Önemli de bir değerlemeleri var. Az önceden bahsettiğim 2022 içerisinde farklı farklı yatırım alanları oluştu. Bu yatırımlar aslında yeterli mi? Çünkü neden bahsettik? Bir yüksek teknoloji atılımını gerçekleştirebilmek için bu dijital girişimlerimizi küreselleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de belirli bir seviye ölçeklendirme ve bu ölçeklendirme ve rekabet gücünü artırabilmek için de aslında kaynak olarak en önemli şey tabii ki fonlama. Peki biz Türkiye olarak fonlamada nasıl bir performans sergiliyoruz aslında? Baktığımızda 2022 yılında startuplar toplamda 1.6 milyar dolar Türkiye'de yatırım almışlar. Bu yatırımlara göre sıralamaya baktığımızda Avrupa'da 10. sıradayız. Ve ilk sırada Birleşik Krallık var ve aldığı yatırım bizim 15 katımız, 24.3 milyar dolar. Yine bakıyoruz, başka bir taraftaki bir sıralamamıza bakıyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da. Buradaysa 3. sıradayız. Ve ilk sırada İsrail var ve aldığı yatırım 2022 içerisinde 8.3 milyar dolarla bizim 5 katımız. Bu nedenle belirli sıralamalara girsek bile aslında yatırım miktarımız diğer ülkelere kıyasla ne kadar geride kaldığını görüyoruz. Bir de bu 1.6 milyar doların kırılımına bakalım. Kırılımına baktığımızda ilk üçünü zaten unicorn olmuş olan startuplarımız oluşturuyor. Bir tanesi Getir, 768 milyon dolar. Dream Games 255, Insider 121 ile aslında zaten toplam 1.1'i bu üçü oluşturmuş. Onları geriye çıkarttığımızda yatırım alan 300 startup toplamda sadece 449 milyon dolar yatırım alabilmiş. Belki hani şunu düşünebilirsiniz, belki Birleşik Krallık'ta da 1000 tane startup yatırım aldı. Biz onların kıyaslamasını şu sağ alttaki görebileceğiniz grafikte yaptık. Birleşik Krallık'ta toplam kaç startup ne kadar yatırım almış buna bakarak startup başına Birleşik Krallık'ta 13.6 milyon dolar yatırım gerçekleşmiş. İsrail'de tek bir startup ortalamaya göre 19
19.1 milyon dolar yatırım elde edebiliyor. Türkiye'de daha bu ilk üçünü hiç çıkartmadan 1.6 milyarı direkt olarak 300'e böldüğümüzde 5.3 milyon dolar elde ediyor. Ama tabii ki bunlar önemli outlier'lar. Onları çıkarttığımızda ise startup başına sadece 1.5 milyon dolar yatırımımız kalıyor. Bu nedenle de aslında önemli bir finansman kaynağını biz girişimlerimize sunamıyoruz. Peki bunu hani neden sunamıyoruz? Farklı farklı etkenleri olabilir ama bizim için ön plana çıkanlardan bir tanesi şu. 2022 sonuna kadar aslında Türkiye'de dijital girişimciliğe olan ilgi çok artıyor. Bununla birlikte çok fazla yeni fon kuruluyor. Ancak bu fonlar sayı olarak artsalar da büyüklük olarak, yani fonların topladığı toplam paranın büyüklüğü olarak aynı ölçeklenmeyle artmıyorlar. Soldaki grafikte görebilirsiniz, bu mavi çizgi o senede kurulan yeni fon sayısını gösteriyor. Sütunlar ise bu topladığı hani yatırım miktarını gösteriyor. 2020'de bakarsanız 21 tane fon kurulurken bunun yarattığı değeri görebiliyorsunuz. 2022'de bu fon sayısı iki katından da fazla artmış. Ama topladığı para olarak 2020'deki değerine aslında ulaşamamış. Böyle baktığımızda birazcık daha en son 2022 içerisinde GSYF'ler özellikle burada bu fon sayısını hızla arttıran fonlar. 2022 içerisinde rekor bir şekilde 94 tane yeni GSYF aslında kuruluş izni aldı SPK'dan. Ancak yine bunu GSYF'lerin katılımıyla gerçekleşen yatırım aktiviteleri de artış gösteriyor. Grafikte yine açık renkli, yeşilli olan kısım GSYF'nin toplam fona katkısını gösteriyor. İçeride de bir artış gösteriyor ama hala nicelik olarak ihtiyacımız olan seviyeye bizi ulaştıramadığını görüyoruz. Bunun da bir sonucu olarak aslında startupların ölçeklenebilmesi için kur etkisinde düşündüğümüzde aslında yabancı yatırımcı çok önemli bir potansiyel bizim için. Ama yabancı yatırımcının dikkatini çekebilmek ise ancak bu startuplarımızın değerlemeleriyle, işte topladığı fonlarla ortaya koyduğu yenilikçi iş fikirleri, modelleriyle olabiliyor. Biz baktığımızda mevcut duruma 2022 yılında yatırım alan 5 startuptan sadece bir tanesi yatırım aldığı fon içerisinde yabancı yatırım fonu var diye görüyoruz. Bu da aslında ölçeklenmemiz üzerinde önemli bir negatif etkiye sahip diyebiliriz. Peki, geleneksel sektörlerin dönüşümünden bahsettik, dijital doğanların ölçeklenmesinden bahsettik. Bunu mümkün kılabilecek konulardan bir tanesi de altyapının hazır olabilmesi. Çünkü bu yüksek teknolojilerin adaptasyonu ancak altyapıyla mümkün olabiliyor. Burada OOKLA organizasyonunun bu dijital altyapıyla ilgili küresel ölçekte değerlendirmeler yapıyorlar. Bu değerlendirmeye göre OOKLA Speed Test Global Index'e göre Türkiye mobil indirme hızında dünyada 70. sırada. Sabit geniş bant hızında ise 107. sıralarda. Aynı zamanda bu sağda grafikte de dağılımını göreceksiniz. Küresel ölçekte olanı buraya sığdıramadık ama bir de yine OOKLA 5G kurulumuyla ilgili bir harita çıkartıyor. Nerede ne kadar kurulum gerçekleştiğiyle ilgili. Toplamda 132 binin üzerinde dünyada 5G kurulumu mevcut. Şu an çalışır halde. Türkiye'ye baktığımızda çalışan bir 5G kurulumumuz yok. Sadece 4 tanesi için çalışmalar devam ediyor olarak görebiliriz. Burada da grafikte de bu kurulumların dağılımlarını görebiliyoruz. Ve dijital altyapıdaki bu mevcut durumda tabii ki bizim potansiyelimizi geriye çeken önemli başlıklardan birisi oluyor. Fiziksel altyapı, yani dijital altyapı kadar aslında başka bir altyapı unsuru daha var, o da insan gücü. Özellikle farklı farklı ülkelerin dijitalle ilgili vizyonlarına baktığımızda dijital yetkinliği yüksek iş gücünü geliştirebilmek en önemli başlıklardan birisi haline geliyor. Öyle ki Endonezya dijital vizyonunu oluşturabilmek için bir belge yayınladı.
bakıyor, bir dijital vizyon koyuyor kendisine 2030 yılı için. Ve bu 2030'a giderken de kendisini destekleyebilecek stratejik kararlar, stratejik adımları çıkarıyor. Ve bu adımlar için nasıl bir altyapıya ihtiyacı var, nasıl bir insan kaynağına ihtiyacı var, bunu çalışıyor. Bu çalışmanın sonunda şunu görüyor ki 2030 yılında kendine koyduğu hedefi gerçekleştirebilmesi için 9 milyon yeni dijital yetkinliği yüksek insan gücüne ihtiyacı var. Bu da çok ulaşması 2030'a kadar zorlu bir rakam olarak görüyoruz. Baktığımızda bütün bu strateji belgelerinin yanında Dünya Ekonomik Forumu da yine özellikle sektörlerin dijitalleşmesinde en çok altını çizdiği konulardan bir tanesi dijital iş gücü. Bununla ilgili de Dünya Ekonomik Forumu'nun şöyle endişeleri var. Diyor ki, küresel ölçekte baktığımızda, işte az önceden beri bahsettik, dijital ekonomi belirli ülkelerin elinde. Buradaki gelişmişlikler arası fark, insanların dijital okuryazarlığı arasında da önemli uçurumlara neden olacak. Öyle ki yaptığı bir araştırmada şunu söylüyor. 2027 yılına kadar Amerika'da tüm mobil aboneliklerin %90'ı 5G olacak. Ancak aynı yılda Sahra Altı Afrika'da 5G mobil abonelikler yalnızca %10'u oluşturacak. Bu nedenle zaten dijital uygulamalarla, dijital çözümlerle çevreleyemediğiniz bir toplumu iş gücü olarak yetiştirmeniz de birazcık imkansız hale geliyor diyebiliriz. Yine Economist Intelligence Unit'in Ericsson'la birlikte yaptığı bir çalışma var. Ona göre şunu ortaya koyuyorlar. Eğer okullarda internete bağlanma oranını %10'luk bir şekilde iyileştirebilirseniz, bunun kişi başına düşen GSYH'ı %1.1 arttırma potansiyeline sahip olduğunu bulmuşlar. Bu da yine toplumun, bireylerin dijital uygulamalara ne kadar erişebildiğinin aslında ekonomik yansıması gibi görüyoruz. Türkiye'ye baktığımızdaysa çok böyle temel seviyede bir istatistiği çekmek istedik. Türkiye'de 2022'de bilgisayara sahip olma oranı, hane halkı içerisinde bilgisayara sahip olma oranımız 2022 sonu itibariyle %76. Ancak baktığımızda OECD bunun ortalamasına en son 2017'de baktığında o yılda %79'muş zaten OECD ortalaması. Bu nedenle zaten kişilerin gerekli teknolojiye erişimini dolaylı yoldan da olsa kısıtlıyorsanız aslında o kişileri bu anlamda yetkin kişilere dönüştürmek de yine zorlaşıyor diyebiliriz. Peki Türkiye'de iş gücü anlamında nasıl bir dağılım görüyoruz? Sol tarafa bakarsanız yine OECD'nin istatistikleri. Türkiye'deki iş gücü içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgilenenlerin dağılımına bakalım dedik. Ne kadar kişi bu yetkinliği yüksek iş yapıyor? Burada %100 toplam iş gücünü belirtiyor. %6.2 sadece. Bilgi ve iletişim teknolojileri yoğun işler. Bu oranla OECD ülkeler arasında sonuncuyuz. Bu tabii ki aynı zamanda bir şeye daha da belki sebebiyet veriyor. O da şu, peki tamam mevcut iş gücü arasında küçük bir alanı kapsıyorlar. Ama gelecekte daha büyük bir alanı kapsayabilirler mi? Bunun için baktığımızda da mezunlarımıza bakmak istedik. Türkiye'de yeni mezunların sadece %6'sı bilgi ve iletişim teknolojileriyle alakalı bölümlerden mezun oluyorlar. Böyle olduğunda da aslında gelecekte de zaten hali hazırda belki de yetiştirmek noktasında da önemli anlamda potansiyeli kaçırdığımızı gösteren bir istatistik diyebiliriz. Tamam, iş gücü içerisinde böyle küçük bir kitle var. Peki bu kitle yetkinlik anlamında nasıl? Buna baktığımızda ise sağdaki istatistikleri gördük. Sağdaki istatistiklerimizde TÜSİAD'la daha önce yazdığımız yazılım ekosistemi geliştirme raporundan Avrupa ülkeleri içerisinde teknik yetkinlikle ilgili bir kıyaslama yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın sonucuna göre Polonya'nın 4., Çekya'nın 2. olduğu ülkeler arasında Türkiye teknik yetkinlik anlamında 33. sırada. Bu da şöyle bir şeye aslında sebebiyet veriyor gibi düşünebiliriz. Zaten sayı olarak azız. Az olan kişilerin yetkinliği de Avrupa'ya kıyasla çok daha gerilerde.
Bu da aslında ekonomik katkıya, yani olan kişilerin de ekonomik katkıya aslında yaratacağı etki iyice düşmüş oluyor. Bunu da nasıl bir istatistiğe dayandırıyoruz? Türkiye'de yazılım sektörünün istihdama katkısı %0.5. Aynı sektörün ihracat içerisindeki payı da %0.5. Bunu İrlanda'nın istatistikleriyle kıyasladığımızda İrlanda'nın yazılım sektörünün istihdam katkısı %1. Sadece bizimkinin 2 katı. Ama ihracat payı %9.4. Yani daha az kaynakla daha büyük etki yaratabilmişler. Bu da tabii ki yetkinliği gelişmiş iş gücüyle mümkün olabiliyor. Peki iş gücündeki dağılım bu şekilde ama bu iş gücüne katkı sağlayabilecek bir toplumumuz var mı? Onların yetkinliğine bakmak istedik. Böyle baktığımızda da Türkiye popülasyonunun özellikle dijital platformlardan sipariş vermek, sosyal medya kullanmak yönünde çok çok ileride olduğunu gördük. Son 12 ayda internet üzerinden sipariş vermiş kişilerin oranı %46.2. Bütün sosyal medya platformlarının nüfusumuza oranı, kullanıcılarının nüfusumuza oranı %80.8. Yani çok iyi bir dijital tüketiciyiz. Ama birazcık daha üretim tarafında bakacağımız istatistiklere doğru gelirsek, son 3 ayda online eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %15.6. Aynı şekilde gelirsek son 12 ay içerisinde bir tık daha böyle ileri seviye bir yetkinliğe bakalım. Son 12 ay içerisinde bilgisayarla başka bir cihaz arasında bir dosya aktarımı yapmış olan kişilerin oranı ise %28. Yani dijital anlamda iyi bir tüketiciyken dijital anlamda üretim kısmına baktığımızda bu noktada hala gelişime açık noktalar olduğunu da görüyoruz. Hem bu iş gücü tarafı hem de bu iş gücünün sonucu olarak hem de aslında bir nedeni olarak da önemli bir konuya değinmek istiyoruz. O da inovasyon kültürümüz. İnovasyon kültürü tarafında az önce Çağatay Bey'in de bahsettiği World Intellectual Property Organization'ın bir endeks çalışması var. Global Innovation Index. Buna göre 132 ülkeyi değerlendiriyor. Farklı farklı başlıklarda değerlendiriyor. İşte o ülkede yapılan Ar-Ge çalışmaları, patent sayıları, iş gücü, üniversitelerinin sıralamaları gibi birçok konu, yapılan yatırımların büyüklüğü gibi birçok konuda farklı farklı değerlendirmeler yapıyor ve belirli ağırlıklandırmalara göre bir sıralama çıkarıyor. Bu sıralamaya göre Türkiye 37. sırada. Daha alt başlıklara bakarsak, tepede 37. sırada, daha alt başlıklara inelim. Ar-Ge faaliyetlerinde 36. sıradayız. Bunun alt başlıklarında neler vardı? Mesela Ar-Ge faaliyetleri için yaptığımız yatırımın GSYH'ımıza oranı. Burada 39.yüz. Araştırmacı sayılarımızla 42.yüz. Kurumsal yatırımcıyla birazcık daha iyi bir seviye olan 29.yüz. Bunu görmüş oluyoruz. Bir diğer başlık olan ekosistem oluşturma konusuna bakacak olursak, inovasyon kültürünü iyileştirecek ekosistemi oluşturmakta 75. sıradayız. 132 ülke içerisinde. Bunun alt başlıklarında üniversite sanayi işbirlikleri var. 68. sıradayız. Kümelenme oluşumları var. 58. sıradayız gibi başlıkları düşünüyoruz. Üçüncüsü ise bizim en çarpıcı gördüklerimizden bir tanesi. Düzenleyici kurumların inovasyona olan katkısı. Bunda ise 101. sıradayız. Burada politik ortamda 81, düzenleyici çerçevede ise 109. sıradayız. Buradan önemli bir istatistiğe daha geçmek istiyorum hızlıca. OECD verilerine göre yine Türkiye'de ne kadar Ar-Ge çalışanı bulunuyor? Buna bakmak istedik. Buna baktığımızda Türkiye'de 1000 tane çalışana 5.9 Ar-Ge çalışanı düşüyor. AB ortalamasındaysa bu oran 9.5 ile bizim 1.6 katımız diyebiliriz. Bir de size bir yetkinlikten bahsetmiştim. Böyle strateji oluşturabilmek ve bunu bütüncül bir şekilde hayata geçirmek diye. Burada hızlıca aslında bizim özellikle G20 ülkeleri içerisinde gördüğümüz böyle bir hareketlenme, proaktif yapılan şeyler, oluşturulan vizyon belgelerinden topladığımız bazı içgörüleri paylaşacağım. Singapur Smart Nation uygulamasıyla birlikte aslında endüstri dönüşüm yol haritalarını oluşturdu. Buradaki bütün çalışmaların uygulamasını Geleceğin Ekonomisi Konseyi'ne devretti. Bu konseyin başındaysa Başbakan Yardımcısı bulunuyor.
Kolombiya 2018 yılında Sektörler Arası Dijital Ekonominin Geliştirilmesi Komisyonu'nu kurdu. Komisyon özellikle bilgi iletişim teknolojileri, e-ticaret ve dijital iş modelleriyle ilgileniyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2017 yılında Yapay Zeka Bakanlığı'nı kurdu. 2020 yılında ise bu bakanlığın sınırlarını genişletti. Yapay zeka, dijital ekonomi, uzaktan çalışma uygulamalarında ona yine dahil etti. Bir de bu ülkelerin özellikle veriyle ilgili bazı attığı atımlar var. Avrupa Birliği Komisyonu Data Act ile birlikte Avrupa Birliği'ndeki hem bireylerin hem şirketlerin ve kamu kurumlarının aslında ürettiği veriyi belirli tabii ki onun standartlarına uyarak birbirleri arasında paylaşım ve ortak kullanımı açtı. Burada şu anda kamu verileriyle başladı ancak hedefler arasında özel sektör verileri de var. Singapur bunu daha önce hayata geçiren ülkelerden bir tanesi. 2011'de açık veri platformunu kurdu. 70 farklı kamu kurumunun verisini yine bu platformlarda yayınladı. İlgili yazılımcıların ve halkın ulaşabilmesi için. Bu verinin yanında bir diğer konu olaraksa altyapı çalışmaları diyebiliriz. Avrupa Birliği özellikle 5G teknolojileri üzerinde ortak çalışmaları teşvik edebilmek ve işbirliğini arttırmak için bir programda başlattı. Peki bunlar bizi ne noktaya getiriyor? Hakan'ın bahsettiği işte sektördeki bazı önemli dönüşümler, bizim bahsettiğimiz belirli işte potansiyelleri değerlendiremediğimiz noktalar, artı G20 ülkelerinin özellikle ekonomi anlamında rekabette olduğumuz ülkelerin çok proaktif ve çok daha önceden atılmaya başlanmış adımların olması bizi ne noktaya taşıyor? Biz tüm bu nedenleri düşündüğümüzde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında girdiğimiz bu özellikle bu kritik döneme işte Türkiye'nin teknoloji üreten bir merkez olma vizyonu olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vizyon kalkınma amaçlı tüm stratejileri bizim merkezinde yer almalı. Kamu, özel sektör ve akademi tarafından hep beraber hayata geçirilmelidir. Tüm ülke olarak uçtan uca adeta bir teknopark gibi çalışmalıyız ve inovasyon kültürünü aslında ülkenin DNA'larına işlemeliyiz diyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ve Hakan Güle. Çok çok teşekkürler. Kuvvetli alkışlarla kendilerini yerlerine uğurlayalım mı? Sayın Büşra Karakaya ve Hakan Güle bizlerle paylaştıkları bu değerli sunum için. Şimdi farklı yeni bir oturuma geçeceğiz ama oturumumuz öncesinde yeniden ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle gün boyu olan anketimiz, etkinliğimiz boyu olan anketimize katılmanızı rica ederiz. Bir kez daha barkodu verelim dilerseniz ekrana. Cep telefonlarınızla tarayabilirsiniz. menti.com'dan da anketimize girip yanıtlarınız çok değerli çünkü bundan sonraki çalışmalarda, araştırmalarda bu yanıtlar ilham kaynağı olacaktır diyorum ve şimdi tüm hızıyla Türkiye'nin dijital dönüşümü için neler yapılmalı başlıklı oturumumuzda moderatörümüz Aposto kurucu ortağı ve CFO'su Umutcan Savcı'yı alkışlarla ve konuşmacılarımız TÜBİSAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD Dijital Ekonomi Stratejileri Çalışma Grubu Başkanı Sayın Burak Aydın ve TÜBİSAT Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Urçar'ı sahneye davet ediyorum. Ve sözü hemen moderatörümüze bırakıyorum Sayın Savcı. Merhabalar. Bir girişimci olarak böyle bir oturumun moderasyonunda yer almak benim için de büyük gurur verici. Bugün hep birlikte bir dijital kalkınma seferberliğinin içinde olmamızın ne kadar elzem olduğunu tartıştık ve güncel durumun bir atılımı ne kadar büyük ölçekte gerektirdiğinin de farkına vardık. Bu oturumda ben bir takım konularda kendi merak ettiğim hususları da Burak Bey ve Serdar Bey'e ileteceğim. Ve bunlar konusunda nasıl adımlar atılmalı, Türkiye'nin bu dijital kalkınma seferberliğinde, dijital ekonomi olarak dünyayla rekabet edebilir bir konuma gelmesinde bu adımlar ne kadar önemli, bunları tartışmak istiyorum. Önce ilk sorum Serdar Bey'e, bir makro ölçekte ele aldığımızda Türkiye'nin bu konu özelinde bir çatıya, bir programa ihtiyacı var ve bunun da dahiliyetinin mümkün olduğunca bütün paydaşları içerecek bir noktaya getirilmesi
gördüğüm kadarıyla çok çok kıymetli. Nasıl bir yol haritası söz konusu olmalı ve paydaşlar buna nasıl dahil edilmeli? Evet, çok teşekkürler Umutcan. Sesim geliyor değil mi? Mikrofon açık, gayet güzel. Apostoyu ilgi ve merakla takip ediyoruz. Öncelikle onun altını çizeyim. Harika bir girişim. Ellerine sağlık. Şimdi birçok metrik, birçok rakam paylaşıldı. Yani Türkiye bir niceliği yakalamış durumda. İşte dünyanın en büyük 18. ekonomisi olmak ve oradaki o rakam 800 milyar dolar civarı bir rakam önemli. Ama Türkiye'nin meselesi paylaşılan veriler de gösteriyor ki nitelik. Yani nitelik içeren her metrikte, bu eğitimde PISA skoru da olabilir, işte inovasyon endeksi olabilir, ARGE metrikleri olabilir. 120 ülke arasında 40 ile 60 arasında oynuyoruz. Yani Türkiye'nin niteliği arttırması, niteliği ilerletmesi gerekiyor. İşte orta gelir tuzağı diyoruz. Bence ona orta teknoloji tuzağını da ekleyelim. Orta gelir, orta teknolojiden yüksek gelir, yüksek teknolojiye doğru gitmesi gerekiyor. Bu da işte birçok örnekte paylaşıldı. Ülke satında, hani hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, vardır meşhur lafı var ya Mustafa Kemal Atatürk'ün. Yani belli yerlerde dijitalleşelim, belli yerlerde teknoloji kullanalım, belli yerlerde kullanmayalım olmaz. Özel sektör, kamu, akademi ve hatta STK'lar bir araya gelmeli ve ülkenin tamamını kapsayan bir dijitalleşme ve yüksek teknoloji programı uygulanmalı diyoruz temel itibariyle. Şimdi öyle bakıldığında da aslında benim en azından düşüncem, Burak da görüşlerini paylaşır. Aslında herkes ne yapılması gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Yani vizyon bence büyük ölçüde var veya vizyon dünyada da var. Ama mesele icraat. Bu vizyonu hayata geçirmek. Yine burada eski TÜBİSAT'lılar hatırlarlar. 2010-2012 arasında Pepper Rogers'ın hazırladığı 112 eylemlik bir dijitalleşme eylem planı vardı. Hatta biz o zaman ona da bir rapor hazırlamıştık. O eylem planı ne kadar hayata geçti diye. O eylem planı da maalesef beklenilen şekilde hayata geçememişti. Ya aslında neler yapılması gerektiği ortada. İşte öyle bakarsak ne gerekiyor? Ben çok kısa kendi açımdan özetleyeyim, sonra Burak'a atayım topu. Bir, hani kurumlarda da bunu görüyoruz. Bir kurum dijitalleşecekse, dönüşecekse bu mega değişim, mega dönüşüm programı patronun ajandasında olmak gerekiyor. Veya CEO'nun. O ilk üç öncelikten biri değilsen olmuyor. İki, onu hayata geçirecek icracı bir yapı kurman gerekiyor. Üç, icraatı takip etmen gerekiyor. Bence aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye ülke satına yayılmış bir dijitalleşme, yüksek teknoloji programı uygulayacaksa bir defa Türkiye'nin patronun ajandasında olmak gerekiyor. O 3-5 öncelikten biri olman lazım. İki, bunu hayata geçirecek kuvvetli icracı bir yapı kurman gerekiyor. Yani buralarda adımlar atıldı ama bence o icracı yapıyı kuvvetlendirecek adımlar hala atılabilir. Üç, bu icraatı denetleyecek sadece kamu liderlerinden değil, kamu, özel sektör, akademi liderlerinden oluşan bir icraatı takip komisyonu kurulu kurulması gerekiyor. Aslında geçmişte bunun iyi bir örneği de var bize göre. E-Dönüşüm İcra Kurulu. Mesela E-Dönüşüm İcra Kurulu'nun aktif olduğu dönemde Türkiye eylemleri biraz daha hızlı ve biraz daha başarılı bir şekilde hayata geçiriyordu. Dolayısıyla özetlersek en tepede ajandada olmak, icracı kuvvetli bir yapı ve bunu icraatı takip edecek değişik paydaşların bir arada olduğu bir konsey kurul mekanizması derim ben. Ben de bir iki tane ekleme yapayım. Aslında dünyadaki başarılı örneklere bakacak olursak, biraz önce Serdar'ın da bahsettiği gibi, orta ve uzun vadeli stratejilerin aksiyona geçirilmiş hali aslında ülkeleri başarıya veya başarısızlığa veya az başarıya götürüyor. Dolayısıyla bizim burada yapıyor olmamız gereken şey orta ve uzun vadeli planları derhal ve hemen aksiyona geçirmemiz lazım. Burada da en önemli şey sahiplik. Yani bir işin bir sahibi olursa o iş bir tarafa doğru gider. Ama bir işin dört sahibi olursa, herkes bir köşeden tutmaya çalışırsa o iş ne tarafa gideceği biraz muallakta kalır. Bugün aslında Türkiye'deki bence en büyük ihtiyaç da hangi bakanlık, hangi başkanlık nereye hizmet edeceği bu sektörün çok net olarak belirlenmiş olması gerekiyor. Sahiplik. Sahipliğin eğer muğlak kaldığı yerlerde belirli aksiyonları geçirme hızı çok yavaş oluyor. Şimdi örneklere bakalım. Yani Birleşik Krallık, İngiltere'nin bir sahibi var. Department of Science, Innovation and Technology. Ve orada yapılan aksiyonlar hızlı hızlı meyve veriyor. Veya yakın geçmişten Suudi Arabistan. Sırf oyun sektörüne yönelik 38 milyar dolarlık bir fon açıkladı. Bir fon. Ve ciddi anlamda hem planlama yapıyorlar hem aksiyona geçiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bu işin en merkezinde alan ülkelerden biri. Chief Information Officer'ı var. Yani ülkenin bir hani stratejisini belirleyen, bunu takip eden, metrikleri takip eden ciddi bir organizasyon kurulmuş vaziyette.
Bunlar olduğu zaman aslında orta ve uzun vadeli planlamalar eksiksiz ilerleyebilir. Çok kıymetli noktalara değindiniz. Bu bana Serdar Bey'in söyledikleriyle beraber bir şeyi daha anımsattı. Kamunun burada bir rol oynaması çok kıymetli. Belki yol haritasını çizmek ve herkesi buna dahil etmek konusunda da çok çok önemli. Ama bir yandan da özel sektörün ikna edilmesi çok daha elzem. Çünkü asıl havucun uzatılacağı ve bununla beraber teşvik edilirse katılımıyla buradaki etkiyi ölçekleyebilecek olan da özel sektör. Burada ne gibi kaynaklar yaratılabilir ya da ne gibi teşvikler oluşturulabilir ki özel sektör daha büyük bir motivasyonla katılım göstersin sürece? Yine paslaşarak gidelim ama ben ilk sözü devam ettirmem gerekirse, burada sadece kamuya, sadece özel sektöre, sadece startuplara, sadece bireylere değil, bila istisna herkese görev düşüyor. Hani biraz daha bazdan gitmek gerekirse, bireylerin de şu anda kendi ajandaları olmaları, kendilerini nasıl yetiştirebilirler, nasıl güncel kalabilirler, nasıl istihdam edilebilir noktada kalabilirler, bunu ciddi düşünmeleri lazım. Araştırmaların hepsi yeni jenerasyonun 3 farklı meslek sahibi olacağını gösteriyor önümüzdeki dönemde, alfa kuşağının. Yani bir meslek sahibi olmak yetmiyor, 3 tane mesleği hayatları boyunca icra edeceklerini söyleniyor. Bu da aslında yeteneklerin yeniden şekillendirilmesi, öğrenilmiş yeteneklerin unutulması ve tekrar kazanılmasını ortaya çıkartıyor. Bunu yaparsa bireyler güncel kalabilecekler. Ben şimdi biraz da interaktif olması için Hazirun'a sormak istiyorum mesela. ChatGPT'yi kaç kişi kullandı? Güzel, bu oran %60-70'i gördüm ben. Demek ki hani güncel teknolojiyi takip eden bir şeyimiz var, kitlemiz var. Harika. Bunu kullanabiliyor olmak ve bu bilince gelmek önemli. Bunlar KOBİ'ler için de önemli, büyük şirketler için de önemli. Araştırma şunu gösteriyor, büyük şirketlerde biraz da COVID etkisiyle aslında bir dijital dönüşümde hızlanma var. Bütün rakamlar bunu gösteriyor. Ama ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerde bu hızlanmayı yeterince hızlı olduğunu göremiyoruz. Hatta OECD ortalamaları, Avrupa ortalamalarının gerisinde kaldığımızı düşünüyoruz. Tabii burada kamunun yol göstermesi ve belirli noktalarda sektörün, şirketlerin, bireylerin önünü açması kritik. Burada yapılacak şeyler sadece kamuda değil ama özel sektör, kamu, üniversite işbirlikleriyle ilerlememiz lazım. Özel sektörün neleri yapması lazım? Aslında dönüşüme hız vermesi lazım, dijital dönüşüme ve bunu sadece kendisi değil, etrafındaki ekosistemiyle beraber yapıyor olmaları lazım. Yani büyük şirketlerin etrafında müthiş bir hinterland var, KOBİ hinterlandı. Bugün KOBİ'lerin dönüşümünde eğer force majeur büyük şirketler olmazsa o dönüşüm yavaş kalabilir. Dolayısıyla onları hızlandıracak şey aslında kamu politikalarıyla beraber büyük şirketlerin de yol gösterici olacağını düşünüyorum ben. Süper, harika. Katılıyorum hepsine. Bence şu, yani Türkiye benim baktığım yerden AB çıpasına ne zaman yaklaştıysa başarılı bir performans gösterdi. Şimdi AB'ye bakalım. AB de 2030 dijital hedeflerini koymuş. Hani tek tek hepsini okumayacağım ama çok özetle şöyle özetleyebilirim. 4 tane hedefi var AB'nin. Bir, dijital yetenekleri geliştireceğiz diyorlar. Ki bizim raporda da var, nitelikli iş gücü. 2, dijital altyapıyı geliştireceğiz diyorlar. Özellikle geniş bant internet burada çok önemli bir rol oynuyor. İşte hangi sıralamada olduğumuzu zaten paylaştık. 3, e-hükümet, e-government hizmetlerini geliştireceğiz, yaygınlaştıracağız diyorlar. Türkiye göreceli burada aslında fena bir yerde değil. Yani burada bence fena bir performans yok. Hani hem gelişim alanlarının hem pozitifleri söyleyelim. 4, EU'daki, Avrupa Birliği'ndeki işlerin, şirketlerin dijital dönüşümünü sağlayacağız diyorlar. Burada da hakikaten iki tip geleneksel şirket var. Bir, geleneksel büyük kurumlar. 2, KOBİ'ler ya da küçük şirketler. Her ikisinde dönüşmeyi becermesi, başarması gerekiyor. Ama burada bence büyük kurumlara biraz daha fazla rol düşüyor. Çünkü onlar dijitalleşirken etraflarındaki KOBİ ekosistemini de dijitalleştiriyorlar. Tedarik zincirlerini de dijitalleştiriyorlar. Öyle bakarsak da Umutcan, özel sektör liderlerine ne görev düşüyor bana göre? Bir, hani içinde bulunduğum, gördüğüm dijital dönüşüm programlarından da yola çıkarak, bir, yine CEO, patron, şirketin büyüklüğüne ve yapısına göre kimse gerçek karar verici. Onun çelik irade gibi dijital dönüşümün arkasında durması gerekiyor. İki,
Özellikle endüstriyel üretim şirketlerinin, yani telkolar ve bankaların nitelikli teknoloji kadroları var ama üretim şirketlerinde teknoloji bazen hala bir destek birimi gibi gözükebiliyor. Özellikle üretim şirketlerinin nitelikli teknoloji ekiplerine yatırım yapması, ekipleri büyütmesi ve geliştirmesi gerekiyor. Üç ve bence en önemlisi bir kültür meselesi, bir düşünce meselesi. Belki Burak buna da bir şey eklersin. Bu açık inovasyon deniyor. Yani inovasyonu biz sadece şirket için yapalım. Her şeyi biz geliştirelim. İşte içimizde reklam ajansı da olsun, içimizde CRM'i de geliştirelim. Kendi ERP'mizi de yapalım yerine etrafta yeşermekte olan teknoloji şirketleriyle beraber yenilikçilik, inovasyon ortaya koyabilmeleri, şirket kültürünü dışarı açabilmeleri gerekiyor bence. Buna küçük bir ekleme yapayım ve buradan hareketle sorumu yönlendireyim. Bu bir ekosistem inşasını içeriyor aslında ve farklı paydaşları var. Yani içinde kaynakları sağlayanlar, kimi zaman yatırımları, kimi zaman fonları, teşvikleri, kredileri, kimi zaman siyasal üreticileri, kimi zaman girişimciler, kimi zaman yetenekler ve bunların tamamını içeren bir ekosistemin inşası bunun için çok elzem ve Türkiye'de birbirinden kopuk yapılar halinde bunların aktifleştiği alanları görüyoruz. Ama topyekün bir ekosistem olarak var olması için bir takım adımlara ihtiyaç var belli ki. Sizce bu adımlar neler ve böyle bir ekosistem nasıl var olabilir? Bu tarz havzalar, alanlar yaratmak için neler yapılmalı? Ekosistem oluşturmanın kuralı aslında sağlıklı bir iklim olması. Yani farklı paydaşların bir hedefe doğru koşuyor olması lazım ve bütünlük içerisinde. Burada aslında birçok farklı metodoloji var dünyada hayata geçirilen. İsrail'in bir modeli var, Rusya'nın farklı modeli var, Amerika'nın farklı modeli var ama Türkiye'ye en yakın model aslında belirli kümelenmelerle harekete geçme ve odaklanma. Bugün sunumda da gördük, oyun sektörü Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden biri. Çok ciddi bir hem fon çekme hem de ihracat kalemi. Ama oyun sektörünü şu anda buraya getirdik. Ciddi yatırım alıyor. Peki bundan sonra 430 tane stüdyo kurulmuş bir oyun sektörünü nasıl bir ekosistem dahilinde daha başarılı yerlere çekeceğiz? Esas soru bu. Bunun için yeterli insan kaynağımız var mı? Vergisel anlamda yeterince kolaylık sağlayabiliyor muyuz? Yeterince teşvikler var mı? Kendi içerisindeki insan kaynağını yetiştirecek doğru eğitim modellerini sağlıyor muyuz? Bunların hepsine detaylı bakmak lazım. Bir iki tane örnek vereyim farklı ülkeler nasıl yapıyor. Bugün Estonya'nın nüfusu 1.3 milyon. Çok ciddi bir ekosistem oluşturmuşlar. Bütün fonlar oraya gidiyor. Avrupa'daki bütün startuplar o tarafa akıyor. IT work insan kaynağı o tarafa doğru gidiyor. Ve şu anda Avrupa'nın en başarılı ülkelerinden biri. 1.3 milyon olmasına rağmen 10 tane unicorn çıkartmış. Yani biz 6 unicorn diyoruz. Onlar 10 unicorn çıkartmışlar. OECD'de PISA skorlarında birinciler. Dolayısıyla K12 müfredatında en iyi öğrencileri Estonya yetiştiriyor durumda. Bizim mutlaka bunları kolaylaştırıyor olmamız lazım. Yani ekosistemin yeşermesi için ortamı kolaylaştırıyor olmamız lazım. Eğer ısı çok fazla olursa, toprakta nem olmazsa, mineral olmazsa orada filizlenme olmaz. Bunların hepsine tek tek bakmak lazım. Bir örnek vereceğim. Bugün yenilenebilir enerji en önemli konulardan biri. Ama bu konuda çalışacak startuplara Türkiye'de yeterince destek var mı soru işareti. Hani Meteoroloji Genel Müdürlüğü şu anda hava durumu verilerini startuplarla paylaşmıyor. Paylaşmak için belirli prosedürler var ve ücret istiyor. Şimdi bu mesela buradaki startupların gelişmesinin önündeki engellerden biri. Aslında bu veriler paylaşılsa, hatta sadece bu veriler değil, kamunun ve özel sektörün sahip olduğu kritik öneme sahip olmayan verilerin hepsinin paylaşması bu anlamda startupların yeşermesi için uygun ortamı yaratır. Eğer veri yoksa, veri kısıtlıysa startuplar neyin üzerinde çalışacaklar, nasıl ürün geliştirecekler sorusunun cevabını bulamıyoruz. Evet, şöyle kümelenmeyle ilgili bir defa ben şunu düşünüyorum. Kümelenme için bir ana oyuncuya ihtiyaç var. Yani global vizyona sahip bir ana oyuncu. Bu bir kamu kuruluşu da olabilir. Bakınız Savunma Sanayi Başkanlığı. Yani Savunma Sanayi'deki kümelenme bence Türkiye'nin başarılı olduğu bir inisiyatif.
veya bir büyük kurum da olabilir. Bakınız TOK ve Getir. Şimdi TOK mesela kendi etrafında ben inanıyorum ki bir mobilite ekosistemi yaratıyor ve yaratacak. İşte Getir kendi etrafında bir son kilometre teslimat ekosistemi yaratıyor. Mesela sırf Getir'e, hani Getir'i modelleyerek son kilometre teslimatına dönük elektrikli araç üreten şirketler var Türkiye'de. Yani son kilometre teslimatı odaklı. Dolayısıyla global vizyona sahip büyük kurumlar çıkarabilmek ve büyük kurumların bir ekosistem vizyonunu anlayışına sahip olması bence çok önemli ekosistem içinde. Kümelenme ekosistem öyle oluyor. İkinci olarak fonlama konusuna biraz girmek istiyorum. Şimdi aslında teşvik de bir fonlama. Ve bakıyorsunuz, hatta dün Alpan Manas'ın burada çok tanıyanlar vardır, onun bir postunu gördüm. Yani TÜBİTAK teşvikleri ve yatırımın geri dönüşüyle ilgili. Yani aslında teşvikler yok değil, var. Ama yatırımın geri dönüşünde istenilen seviyede değiliz. Ben de ister istemez şöyle düşünüyorum. Yani teşviği, yani derin araştırmalar, yüksek teknoloji geliştirmesi gereken bir araştırma enstitüsü mü yönetmeli? Yoksa teşviği fonlama işini bilen, finans işini bilen, yatırımın geri dönüşünü bilen bir yapımı yönetmeli? Ben mesela ikincisinin daha başarılı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. O yüzden raporda Teknoloji Bakanlığı önerimiz var. Yani çünkü teşvik finansal bir araç. Bir teknoloji aracı değil. Ha, araştırma enstitüleri çok kıymetli. Özel sektörle akademiler bir araya, üniversiteler bir araya gelsin. Belli dikeylerde özel araştırma enstitüleri kurulsun ve onlar derin teknoloji geliştirsin. O bence ayrı bir iş. Son olarak da şunu ekleyeyim, yine raporda var. Şimdi KOBİ dijitalleşmesi dedik. Tabii KOBİ'ler hep platformlara ihtiyaç duyuyorlar. Mesela pazar yerleri KOBİ'leri dijitalleştiriyor. İşte belli daha büyük yapılar ya da işte ana şirketler KOBİ'leri dijitalleştiriyor. Bir de organize sanayi bölgeleri var. Hani biz onların da KOBİ dijitalleşmesinde öncü rol oynayabileceğini, işte organize sanayi bölgeleri içinde bir dijitalleşme ofisi kurulursa, belki belli fonlama teşvik mekanizmaları kurulursa, KOBİ'lerin dijitalleşme konusunda bir miktar daha cesur olabileceklerini düşünüyoruz. Bu konular da bana regülasyon, deregülasyon konusunu hatırlattı. Küçük bir anekdot eklemek istiyorum araya. 2019'da Aposto'yu kurmadan evvel aslında bir fintech kurmak üzere hareket ediyorduk. Ve o dönemde açık bankacılık bütün dünyada büyük bir trenddi. Ve Avrupa'da hızlı bir şekilde unicorn olmuş girişimler de doğmuştu. Biz de bankaların API'lerini deneyerek acaba makine öğrenimi tabanlı biriktirme teknolojisi yaratabilir miyiz diye uzunca zaman çalıştık. Sonra API'leri test etmeye başladığımızda gelen datanın sürekli birbirine çok benzediğini ve hiçbir işe yaramadığını gördük. İnovasyon ekiplerine yazdık bankaların. Şu an fazla veriyi paylaşamıyoruz sizinle, ancak bu kadarına müsaade ediyor bu sistem. O yüzden de bunu da bir şeyler yapmaya bakın dediler. Anladık ki onun için böyle önümüzde bir yol haritası var ve ona göre hareket etmek durumundayız. Bu da bana şunu gösterdi, yani regülasyonun bir zamanı var ya da deregülasyonun ve burada proaktif rol oynamak çok çok önemli. Avrupa'nın pek çok anlamda bunu yaptığını da görüyoruz. Türkiye'deki bu ekosistemin inşasının hemen ardından buna nasıl yaklaşılmalı? Reaktif mi, proaktif mi politikalar üretilmeli ve bu ne ölçüde hayata geçmeli? Burak bu konuya çok yakın, ben bir kısa giriş yapayım, ona bırakayım. Ya bence burada hani çevik şirket diyoruz ya, çevik regülasyon önemli. Ya şu bir defa veri konusundaki, hani tabir doğru olacak mı bilmiyorum ama, bu kıskanç aşık tavrını bırakmamız lazım. Yani veri benimdir, benim değilse hani başkasınınsa veriyi veremem. Veri kişisel mahremiyetten arındırılmalı. Hiç şüphe yok. KVKK, GDPR'a uyumlu olmalı. Yani kişisel mahremiyet içeren veri paylaşılmamalı. Ama anonimleştiren veri aslında bir meta. Ve anonimleştiren veri kendi başına bir değer değil. Sen o değerden değer yaratabiliyorsun. Yani regülasyonlar anonimleştirilen veriyi, özellikle de kamu kurumlarının elindeki veriyi paylaşıma açmalı. Ve ondan değer yaratabilen şirketler de o değeri yaratıp karşılığını piyasada bulabilmeli. Yani benim hani regülasyonla ilgili en temel yorumum çevik ve veri konusunda hani kıskanç olmayan, açık olan regülasyonlar. Değil mi? Burak'a atayım topu. Ben de hemen devam edeyim. Şimdi veri müthiş önemli. Aslında sevgili Umutcan, senin verdiğin örnek gibi, eğer veri varsa üstüne bir şey koyup geliştirebiliyorsunuz. Veri yoksa hani değere dönüştüremiyorsunuz. Bugünün dünyası da değere dönüştürme dünyası. Tabii Türkiye'deki KVKK oldukça sert. Yani belirli şeyi var. Hatta geçen senenin Mart'ında Cumhurbaşkanımızın GDPR'a uyumlulukla ilgili çalışmalarla ilgili verdiği bir tarih vardı ama maalesef o tarihi yakalayamadık. Çalışmalar devam ediyor. Bütün bakanlıklar bu konuyla ilgili çalışıyor ama henüz daha bu konuyla ilgili somut adımlar atılamadı. Şimdi veriyi
farklı ülkeler çok farklı platformlarda açık veriyi paylaşıyorlar. Biz bunu paylaşmadığımız zaman, buluta çıkmasını engellediğimiz zaman aslında belirli teknolojilerden faydalanamıyoruz. Belirli algoritmaları kullanamıyoruz ve belirli geliştirmeleri yapamıyoruz. O zaman da maalesef geri kalma riskiyle karşı karşıyayız. Örneğin finans dünyası aslında veri kullanımına en kapalı sektör şu anda. Sadece birinci sistemler değil, ikinci sistemleri de Türkiye'de tutmak gerekiyor. Maskelemeyle de kurtulamıyorsunuz, anonimleştirmeyle de kurtulamıyorsunuz. Burada olmak mecburiyetinde diyor ama şimdi finans sektörünün kullandığı uygulamalar şu anda buluta çıkıyor. Örneğin fraudla ilgili, dolandırıcılıkla ilgili uygulamalarda dünyanın en önemli markaları bundan sonra ben on-prem'de yani yerli data center'larda bunu tutmayacağım, buluta çıkacağım diyor. Veya dünyanın en büyük istatistik şirketleri, yine hesaplama şirketleri bulutta çalışacağım diyor. Eğer biz özellikle dolandırıcılıkla ilgili yüksek yapay zeka ve işleme gerektiren konularda biz yerelde döneceğiz dersek, o zaman hani Türkiye'deki bankacılık sektörünün elini arkadan bağlamış olacağız. Veya startuplara belirli verileri biz size vermiyoruz, bu veriler üzerinde çalışmıyorsun, aslında senin örneğinde olduğu gibi. O zaman nasıl gelişeceğiz? Biz yeni unicornları nasıl çıkartacağız? Yeni dekakornları nasıl çıkartacağız? Bu konuda mesela hani tezat olacak ama dünyanın en liberal ülkesi Çin. Hani bütün veriyi açıyor ki startuplar geliştirsinler diye. Dolayısıyla bizim de burada ciddi bir hani şeyimizin olması lazım. Hızımızın ve politikamızın olması lazım. Çok kısa bir şey ekleyeyim yine. AB konuştuk. Slide'da da vardı, belki gözden kaçmış olabilir. AB'nin yine EU Data Act'i var ve tüm amaç şu: anonim veri tabanlı yeni şirketlerin yeşermesini önünü açacak şekilde regülasyon veri konusunda. Dolayısıyla burada da AB'yi kendimize bir çıpa bence yine alabiliriz. O halde bütün paydaşlar katılım gösterdi, teşvikler tamam, ekosistem inşa oldu ama bütün bu yapının çalışması için en temel faktör yeteneğin de burada olması ve hem yeteneği burada yetiştirebilmek hem de geri çekebilmek gerekiyor ve benzerini 2008 yılında yanılmıyorsam İrlanda yaşadı ve bir jenerasyonun tamamını kaybetti. Ve ardından o topluluktaki gençleri ülkeye tekrar çekebilmek, özellikle dijital ekonominin paydaşları içinde çalıştırabilmek için ciddi teşvikler, vergi indirimleri, bir takım farklı faydalar sağlaması gerekti. Ama bunu hem yetenek yetiştirerek hem de geri dönebilecekleri farklı mekanizmalar kurgulayarak yaratmak mümkün. Burada nasıl bir yol haritası olmalı? Ben birkaç veriyle başlayayım mı? Şimdi yine sunumdaki başarılı ülke örneklerine bakacak olursak, insan kaynağını doğru yetiştiren ve bunu okul öncesinden itibaren ele alan ülkelerin başarılı olduğunu görüyoruz. Yine Türkiye'de de bu anlamda inisiyatifler var. Ama hızların artması gerekiyor. İşte Endonezya'nın 9 milyon insan kaynağı açığı olduğunu ve bunun için bir program başlattığını izledik Deloitte'un raporunda. Türkiye'de de aslında 1 milyon yazılımcı geliştirme programı var ve pozitif bir program ama bunların hızlanması lazım. Almanya'da 1.1 milyon uygulama geliştirici var, software developer var. İngiltere'de 1 milyon, Fransa'da 930 bin. Bizde ise 140 bin olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bizim aslında yarıştığımız ülkeler, bu 3 ülke ise bizim mutlaka ve bu kadar genç nüfusumuz, bu kadar genç kapasitemiz varken mutlaka bu insan kaynağını buraya kanalize etmemiz lazım. Bugün Ukrayna'da 300 bin software developer olduğu tahmin ediliyor. Yine çok başarılı örneklerinden biri Romanya. Romanya'da da 2020 yılında 140 bin yazılımcı varmış ve şu anda 192 bin yazılımcı var. Ve 19 milyon nüfuslu bir Romanya'dan bahsediyoruz. Şu anda UiPath gibi hani dünyaya nam salmış bir dekakornu var. Onlar 2020'den 23'e giderken yaklaşık 40-52 binlik bir artış yapmışlar. Biz ise 140 binden hani yurt dışına maalesef göç verdik. Hani kimilerine göre 20 bin kişi şu anda Avrupa Birliği topraklarında çalışıyor, uzaktan çalışıyor. Oraya gitmelerine bile gerek yok. Kimlerine göre 30 bin. Ama ciddi bir şey var da, drenaj da var. Türkiye'nin yurt dışında diaspora oluşturması kötü bir şey değil aslında. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şirketlerin CEO seviyesine bakıyorsunuz, ya Hintli ya Çinli.
Hani Türkiye'nin de yurt dışına insan ihraç etmesi, yetenek ihraç etmesi çok güzel bir şey. Yeter ki havuzumuz genişlesin ve dolsun. Evet, yani bu konu hani bütün bu konuştuklarımız içinde ben kişisel olarak en azından öyle düşünüyorum. Bir konu uykumuzu kaçıracaksa geceleri, o konu bu konu. Çünkü geri kalan her şeyi çözebiliriz bence. Ama bu konuyu çözmek zor ve bu konuyu kısa vadede çözmek zor. Yani hani o yüzden hani ben bir seneyle, iki seneyle olacak bir şey değil bu. Bu böyle 20-30 yıllık bir vizyonla bugünden doğru şeyleri yaparak çözülebilecek bir konu. İki bacağı var hakikaten. Bir işte nitelikli insan yetiştirebilmek. Onu zaten Burak girden. Orada bir tane rakam vereyim. Ben de baktım rakamlara. OECD'ye mesela yine baktığımızda İsviçre dijital nitelikli insanda 77 puanla birinci. Biz maalesef ortanın altı bir yerdeyiz ve 28 puanımız var. Yani gidilecek çok yol var. Ama oraya Burak değindi. Bir de işin şu tarafı var. Şimdi hani öyledir ya, her şeyi de orada yetiştiremezsin ya da yetiştirdiğin yetmeyebilir. Buraya dijital nitelikli yüksek teknoloji bir insan çekmek lazım. Bunun iki yolu var. Bir tersine beyin göç politikaları. Ki hakikaten hani o konuda çalışmalar var mı? Ne kadar ciddi çalışmalar var? Ben bilmiyorum. İnşallah vardır. Özellikle seçim dönemi yaklaşırken siyasi partilerde. İkincisi de ben şunu inanıyorum. Yani tamam, bizim kendi işsizlik problemlerimiz var. Türkiye'nin genç nüfusu var. Ama belli bir niteliği kısa vadede yaratamayacağımız için bu nitelikli beyinleri buraya çekecek bir dijital göç politikası, nitelikli insan kaynağı göç politikasına bence Türkiye'nin kesin ihtiyacı var. Ya ben bir süre önce Thomas Friedman'ın New York Times'te yazıyor, takip edenler bilir. Bir yazısını okudum, yani sen de biliyorsun gayet iyi Umutcan. Ya Amerika dünyanın en iyi kaliteli göçmen çeken ülkesi ve bu konuda başarı öyküsü olmuş bir ülke. Adam Amerika'yı eleştiriyordu. Diyordu ki biz özellikle Trump döneminde de gönderme yaparak, biz artık eskisi kadar agresif değiliz. İşte bu vizeleri almak zorlaştı. Biz eskisi kadar nitelikli göçmen çekemiyoruz. Bunları çekemezsek yeni Google'ları yaratamayız diyordu. Şimdi Amerika gibi bir ülke nitelikli göçmen çekmeye çalışırken Türkiye'nin ya bizim genç nüfusumuz var, işsizliğimiz de var, böyle bir şey ihtiyacımız yok demesi benim aklım almıyor mesela. Dolayısıyla olması lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Son sorum. 6 Şubat'ta ne yazık ki bir afetle hepimiz ardından gelen bir trajediye uyanmış olduk aslında ve çok büyük etkiler de bıraktı. Hem toplum üzerinde, hem yaşayışımız üzerinde, hem de gelecek planlarımız üzerinde. Ve görünen o ki şehirleri inşa ederken de ya da altyapıyı inşa ederken de bunların uzun ömürlü, dayanıklı, insanı koruyacak önce, ardından da ayakta kalacak sistemler olmasını öncelemek çok çok kıymetliymiş. Bu konuda da adımlar atılması ve özellikle bizim gibi afet kuşağı olan, yani kapımızda bir kuraklık var, bir deprem kuşağıyız, böyle bir ülke için planlar dahilinde her zaman tutulması gereken bir şey. Bir afet hazırlığı Türkiye için nasıl olmalı ve gelecekte bunları yaşanmadan önleyebilmek için ya da insanı bunlardan koruyabilmek için ne yönde adımlar atılmalı? Peki, zor sorularda beni sen başlıyor bak. Ya şöyle, bu tabii konu çok önemli ve ben Miktat Kadıoğlu'nu takip ediyorum. Yani onu da bilenler biliyordur muhakkak sosyal medyadan. O zaten hani afet eşit değildir deprem diyor. Türkiye birçok afete açık bir ülke. Sel, toprak kayması vesaire. Afeti de herhalde şöyle bakmak lazım. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası diye. Bence teknoloji 3 alanda da rol oynayabilir. Bir defa afet öncesinde sunumda da vardı. Hani risk değerlendirme, risk takip, erken uyarı sistemleri önemli. Orada özellikle sensör teknolojisi ve nesnelerin internetiyle ortaya konabilecek çözümler bazı hasarları, bazı zararları azaltabilir. Erken uyarının biraz daha etkin yapılmasını sağlayabilir. Afet anı için iletişim ve koordinasyon. Yani sosyal medya burada çok önemli bir rol oynuyor ama mesela geniş bant internet altyapısı veya işte gördük maalesef Antakya'da vesairede o istasyonların nereye kurulduğu, o istasyonların ne kadar felakete dayanıklı olduğu iletişim istasyonlarının gibi birçok unsur var. Yani o kadar fazla şeyi önceden planlamanız gerekiyor ki, yani siz zaten bir altyapınız varsa ve altyapınız depreme dayanıklı değilse zaten sosyal medya kesiliyor, iletişim bitiyor. Üçüncü olarak da afet sonrası içinde benim gördüğüm lojistik konusu çok önemli. Mesela Ahbap gibi çok başarılı bir STK var. Hatta biz Türkiye Bilişim Vakfı'nda konuştuk bunu. Mesela Ahbap'ın ne kadar yetkin ve etkin bir teknolojik altyapısı var çok emin değilim. Müthiş bir çaba, müthiş bir özveri. Ama teknolojik olarak doğru araçlarla destekleniyor mu? Emin değilim. Dolayısıyla
lojistik konusuna dönük girişimler desteklenmeli. İşte bu konuya özel hekatonlar yapılmalı. STK'lar ve özel sektörün büyük kuruluşları bence burada bu tip girişimciliğin önünü açmalı. Bir de şu var, yani güzel gelişme, pozitifleri de konuşalım. Türkiye'de öyle veya böyle nitelikli bir yazılımcı grubu var, genç arkadaşlarımız var. Onlar böyle kökten kendileri deprem.io gibi kendi araçlarını geliştirdiler. Her şeyi de sıfırdan yapmaya çalışmayalım. Yani bu gençlerin kökten geliştirdikleri araç ve gereçlerin arkasında duralım, onları fonlayalım, onların güçlenmesine destek olalım derim. Bir şey daha söyleyeceğim sana, vermedim. Sonra bir söz alayım, bir şey söyleyeceğim başka bir konuyla ilgili. Çok ben de kısa, vaktimizin de sonuna geldik ama afetlerle ilgili hazırlıklı olmak, sevgili Serdar'ın bahsettiği gibi öncesinde, anında ve sonrasında kritik öneme sahip. Burada da teknolojiyi limitlerine kadar kullanmak gerekiyor. Sadece teknoloji değil, bilim ve teknolojiyi yan yana beraber alıp defalarca düşünmek gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz, nasıl minimum hasarla atlatabiliriz diye. Bu da iyi planlama ve iyi egzersiz gerektiriyor. Yani maalesef çok acı bir şekilde yaşadık. Afetler bize bir şeyleri öğretiyor, acı bir şekilde öğretiyor. Ama keşke bunlara daha hazırlıklı olsaydık. Türkiye deprem kuşağında, sel kuşağında, global iklim krizi var. Her gün farklı iklim modellemeleriyle karşılaşıyoruz. Orman yangınları bir taraftan. Bunların hepsiyle başa çıkmanın bence en önemli unsuru bilim ve teknolojiyi yan yana alıp ciddi bir hazırlık döneminden geçmek. Bugün teknoloji birçok şeyi aslında kolaylaştırıyor. İşte deprem anında o sismik hareketlenmenin başında alarmlar verebiliyor. Veya afet sonrasında o lojistik planlaması, yani o ERP planlamayı şirketler nasıl yapıyorsa afet zamanında da bunun hazırlıklı olunup yapılması gerekiyor. Veya afet sonrasında işte bugün eğitim nasıl devam edecek veya barınma ihtiyacı nasıl yapacak, bunların hepsinin planlamalarını teknoloji gibi hayatımızı kolaylaştırıcı bir faktörü merkeze alarak yapmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili başka bir konu derken şunu kastettim, onu unutmak istemiyorum. Hakikaten bu rapor büyük bir emekle ortaya çıktı. TÜSİAD, TÜBİSAT ve Deloitte'dan bir minik ordu var arkasında. Biz de sürecin canlı şahidiyiz Burak'la. O yüzden o ekibin emeğine, ellerine sağlık. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onu bir tekrar söylemek istiyorum buradan. Ben teşekkür ederim. Hem tecrübenizden istifade etme fırsatım oldu, hem de eylem çağrılarını bir kez daha yinelemiş olduk. Umarım bu önümüzdeki dönemde tüm partilerin ve adayların ajandasına giren, Türkiye'nin bir kalkınma seferberliği yürütebilmesi için gerekli adımların atıldığı bir döneme aracı olur. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Moderatörümüz Umutcan Savcı. Çok başarılı bir yatırım. İlerleyen dönemlerde neden olmasın bizim unicorn sayılarımız artsın ve değerli konuşmacılarımız Serdar Uğurçar ve Burak Aydın'a da kuvvetli bir alkış alalım mı? Çok çok teşekkür ederiz. Değerli konuklarımız, iş dünyasının kıymetli temsilcileri, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji eylem çağrısı oturumumuzda şimdi artık söz başkanlarımızda olacak. Başkanlar oturumunu yönetmek üzere Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Güldağ alkışlarla ve başkanlarımız TÜBİSAT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kızıltan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Turan'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum ve sözü hemen moderatörümüz Sayın Güldağ'a bırakıyorum. Sevgili meslektaşım Sayın Hande Berktan'a çok teşekkür ediyorum ben de. Efendim öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok şey konuşuldu, çok şey öğrendik. Hakikaten bu eylem çağrısı önemli. Ama ben sanki eylem çağrısının ötesinde bir vizyon belgesi de gördüm. Şimdi bu oturum nedense başkanlara 20 dakika vermişler. Ben tam şey yapamadım, kavrayamadım bu işin hikmetini ama... yani biraz asansör konuşmasına dönecek. Moderatöre de pek burada bir şeyden ifade etme hakkı da kalmamış gibi. Ama belki araya bir yerlere, çünkü ben Türkiye ekonomisinin, sanayisinin ihtiyaçlarıyla bu eylem çağrısının çok örtüştüğünü düşünüyorum. Şimdi pek çok not aldım.
o notlar üzerinden müsaadenizle biraz ilerleyeyim. Yani ben, bana göre bir gazeteci gözüyle öne çıkan konuları sizlere sormaya çalışacağım. Şimdi bir, özellikle Perihan Hanım'la Çağatay Bey'in oturumunda öne çıkan bazı konular var. Bir tanesi bu sahiplenme. Üstelik en üst düzeyde deniyor. Dijital vizyonda tek sahiplilik, yani bu tek vurgusu bana biraz ilginç geldi. Ne dersiniz Orhan Başkanım? Sizle başlayalım isterseniz. Zor kısmı benden başladınız. Biz buradan ne umut ediyoruz? Ben nedir de, yani buradaki amaç? Aslında demin Erol Başkan'la da konuşuyorduk. 14 Mayıs'ta bir seçim var. Yeni seçilecek Cumhurbaşkanımızın bunu sahiplenmesini bekliyoruz. Ve en öncelikli konusu olması lazım. Hep konuşuyoruz ya, evet. Bugünkü şeylerde de datalara baktım. Yani aslında Türkiye dünya ekonomisinden, siz daha iyi biliyorsunuz, 80'lerden beri %80 civarında pay alıyoruz. Yani bu 1.2'ye kadar çıkmış. Aslında son 300 yıldır aynı şeyleri yaşıyoruz. Keza şeye baktım, istatistiki değerlerde burada daha da kötü şey. Yani binde bir hatta. Normalde Türkiye %1'lerdedir. Biz burada bir, demek ki 10 kat, Çağatay'ın da dediği gibi 270 milyar dolarlık ciddi bir şeyimiz var. Öncelikle konuyu sahiplenecek en üst seviyede bir şey olması lazım. Bu tabii bir de şeyi de söylemek lazım. Nasıl küresel problemlerde küresel işbirlikleri oluyor, işte pandemi oluyor, Dünya Sağlık Örgütü'ydü. İşte diğer kurumlar, burada da ulusal bir sorun bu. O anlamda da sivil toplumun, iş dünyasının, üniversitelerin, kamunun bir araya gelip bu işi çözmesi lazım. Ben enerji verimle ilgili çalışıyorum. Benzer sorunlar orada da yaşıyoruz. Yani bir dizi, herkes konuşuyor ama bir koordinasyon, evet, ve bir liderlik yok. O anlamda da ülke olarak çok şey kaybediyoruz. Bunu başka konularda da çok yaşıyoruz. Hakikaten bu bakanlıklar arası koordinasyonun bile zaman zaman sıkıntı, evet, yarattığını, yani enerji verimle ilgili mesela 5-6 tane bakanlığı ilgilendiriyor. Hiç, evet, kimse bir şey yapmıyor. Peki, neyse, gene yüksek teknoloji üzerinden devam edelim ama biraz önce Çağatay Bey'in özellikle Ufuk Akçiğit'le ilgili vurgusu benim de dikkatimi çekti. Levent Başkanım'la da kendisini dinledik Bilişim Vakfı'nın toplantısında. Şimdi ya, Türkiye'nin milli geliri artmıyor diye bir şey yok. Artıyor. 2600 dolardan 10 bin dolarların üstüne çıktık diye ifade edildi. Ama başkaları da artıyor. Problem orada. Biz 1960'ta da ABD'yi 100 kabul ederseniz onun 20'si kadardık. Yani ABD'de kişi başına gelir 100 dolarsa bizde 20 dolar. 60'ta da böyleydi. Şimdi de 3 aşağı 5 yukarı böyle. Bir, bunu vurguluyoruz. Onun için böyle bir yüksek teknoloji eylem çağrısına ihtiyaç var gibi görünüyor. İkincisi de, yani bakıyorum şimdi 2000'den 2023'e, 2022 diyelim, 2023 rakamları daha çıkmadı ama işte Macaristan'ı biraz önce geçti isimleri, Estonya'sı, Çekya'sı, Romanya'sı, Uruguay'ı, yani 16 ülke orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna çıktı. Bunların bazıları bizim 2011'de yazdığımız 2023 hedefi olan kişi başına 25 bin doları da 2010'dan bu tarafa doğru geçmiş oldular. Hani hakikaten bu eylem çağrısının altında biraz vizyon belgesi dememde öyle bir şey var, tarafı var. Onu bir kere daha vurgulamak istedim. Şimdi Levent Başkanım, bu ekosistem konusuna da geleceğim ama bu etkili teşvik mekanizması, aslında şu eylem çağrısını biz buraya versek, onun üzerine de konuştuğumuz için belki arkadaşlarımız yardımcı olabilir o konuda. Şimdi etkili teşvik mekanizmasıyla yüksek teknoloji alanında değer yaratan fonlama diyoruz. Bu önemli. Ama bunun altında benim ilgimi çeken bir başlık var. Türkiye Teknoloji Geliştirme Bankası. Ne kastediyoruz başkanım bundan? Hakan Bey, çok teşekkürler. Aslında Çağatay'a da söz vermiştim orada otururken. Kimse konuşmazsa sonunda senin bu fikrini söyleyeceğim orada demiştim. Türkiye Teknoloji Geliştirme Bankası. Güzel fikir. Güzel fikir. Neden güzel fikir?
Bir genel giriş yaparsak eğer, lütfen, izin verirseniz. Buyurun, tabii ki, ne demek. Siz de epeyce not almışsınız, ona da vakit kalsın diye kısa keseceğim. Buradaki vizyon belgesi ve bütün bunlarla ilgili konuşulanlarda sanki biz kamunun çok fazla bir şey yapmadığını düşünüyormuşuz ama bunlar da yapılsa iyi olur gibi söylüyoruz ama kamunun gerçekleştirdiği pek çok konu olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi bir kere teşvikler ve yatırımcılık ortamı diye bahsettiğimizde Serdar da söyledi, teşvikler de aslında yatırımın bir parçası, yatırımcı sisteminin. Türkiye ilginç bir şekilde eğer verilere bakacak olursanız dünyada karşılıksız teşvik veren ilk 5 ülke içerisinde yer alıyor. Şimdi bu ilk 5 ülke içerisinde yer alan teşvik mekanizmasının bizde yarattığı Ar-Ge ve inovasyona baktığımızda o da zıt bir kutupta. Hı. O gün Ufuk Hoca'nın belgelerinde de vardı. Bizim evet, bütün Ar-Ge ve inovasyonla ilgili verilerimiz, özellikle de patentleri ve telif haklarını da konuştuğumuz zaman Güney Amerika ülkeleriyle yan yana ama dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde yukarıya doğru yükselen bir grafik var. Buna karşın teşvik mekanizmalarında o gelişmiş ülkelerin düşük grafiği Türkiye'nin bu konulardaki yükselen grafiğiyle çelişiyor. Yani gelişmiş ülkeler teşvik mekanizmalarını minimum kullanırken inanılmaz bir Ar-Ge inovasyon ve kişisel verimlilik yaratmışlar. Oysa ki biz Türkiye'de bunu yapamıyoruz. Neden? Dolayısıyla aslında bizim teşvik ve yatırım sistemlerimizde problem mi var? Hmm. Bu kadar da fon kurulmuşken bakınız işte vizyon belgesinde de açıklandı. Bugün baktığımızda 300'ün üzerinde Türkiye'de girişim sermayesi yatırım fonu var. Peki bu girişim sermayesi yatırım fonları Türkiye'de ne kadar nitelikli girişim bulmuşlar ve ne kadarını fonlamışlar? Bunun sonunda bu ne kadarı yatırıma dönüşmüş diye baktığımızda rakamlar son derece gerilerden geliyor. Şimdi bizi geçmişe götüren, bizim yaşlarımıza götüren Türkiye'nin kalkınmada çok önemli bir bankası vardı. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası. Türkiye evet, Sanayi Kalkınma Bankası öyle bir mekanizmaydı ki sanayicilerimiz ürünlerini geliştirmek için, fabrikalarını kurmak için fizibilitelerini yaparlardı. Oradan giderlerdi. Son derece uygun koşullarla kredilerini alırlardı ve bunları hayata geçirirlerdi. Şimdi bu kadar çok fonun kurulduğu ve bunun sonucunda da ciddi bir Ar-Ge ve inovasyonun beklenen yerde, bunu TÜBİTAK'ın da örneklerine bakarak eğer değerlendirecek olursak, keşke bu yapı daha nitelikli yönetilebilecek bir modelde olsa. Yani bütün bu fonların toplamına devlet de en az bu kadar katkı vermekte olduğuna, belki daha da fazla katkı vermekte olduğuna göre bunları bu Teknoloji Geliştirme Bankası çatısı altında oluşturmuş olsak, o girişim sermayesi yatırım fonları da bu Teknoloji Geliştirme Bankası'nın altında hareket ediyor olsalar, dolayısıyla fonlar birbirini besliyor durumda olsa, eğer o Teknoloji Geliştirme Bankası'nı yönetenler bu seçimleri uygun buluyorlarsa, o GSYF'lere deseler ki arkadaş sen bunu seçtin, aranızdan hangisi seçtiyse senin verdiğin yatırım kadar ben o kadar yatırımı da devlet olarak veriyorum dese ve dolayısıyla bizim aslında seçilmiş girişimlerimiz, rekabetçi olabilecek girişimlerimiz, yurt dışına gidebilecek girişimlerimiz bu model içerisinden yönetilebilse. Ama siz bunların ucunu bırakırsanız, çok iyi niyetle derseniz ki ey şirketler siz Ar-Ge istisnalarınızın %2'sini fonlarda kullanacaksınız, yatırım yapacaksınız. Bunun için de vergi avantajı sağlıyorum. O zaman şirketler gidiyorlar vergi avantajı için fon kuruyorlar ama daha sonra bunları hangi girişimlere yatıracaklarını ve bunları da kullanacaklarını bilmeden bu işlem gerçekleşiyor. Yapılan şeyleri iyi bir mekanizmayla toparlamak burada gerçekten çarpıcı sonuçlar verecektir diye inanıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Orhan Başkan'ın bir konuda, yani gene dikkatimi çeken, tüm Türkiye'yi bir teknopark olarak görüp ona göre davranmak, ona göre hareket etmek. Yani bunu Levent Başkan'ıma da soracağım ama hızlıca bu şimdi ekosistem meselesini de konuştuğumuz bir ortamda yani hakikaten şimdi tüm Türkiye'yi teknopark olarak görmeyi ben hayal edebiliyorum. Teşvikler buralara doğru biraz önce söylendiği gibi akıyor. Biz sahiplilikle bu işe yaklaşıyoruz. Türkiye'den de Türkiye'yi teknopark gibi çalıştırmaya çalışıyoruz ama bunun arka planında bu iş nasıl olabilir? Sizin şeyiniz, evet, düşünceniz nedir burada? Gerçekten güzel bir öneri. Tabii hep şeyi söylüyoruz ya, bunun
sonu gidiyor, eğitime dayanıyor. Evet. Yani eğitim nitelikli olmazsa, irdeleyen, sorgulayan, itiraz eden bir eğitim anlayışı olmazsa, özgür bir ortam olmazsa, insanlar üniversiteler düşüncelerini ifade edemezlerse orada ne inovasyon olur, ne kalkınma olur, ne katma değer olur. Onun için bizim öncelikle bu geçen iki hafta önce TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber Silikon Vadisi'ne gittik. Orada da gördük ekosistemi aslında. Perihan Hanım da Çağatay'da birlikteydik. Yani bizim o iklimi yaratmamız lazım. Yani ben değişik konuşmalarımda da söylüyorum. Yani bizim görevimiz gençlerin hayallerini hayata geçirecek iklimi yaratmak ve ortamı yaratmak. Yani biraz önce de örnekler verildi. Bir dizi nitelikli insan kaynağını kaybediyoruz. Bizim kaybetmek gibi lüksümüz yok. Aslında çekim merkezi olmamız gerekiyor. Yani bir hub gibi olmamız lazım. Hani sizin teknolojik terimle kullanırsam. Yani bir Berlin gibi, bir San Francisco gibi. Niye bir hap olmayalım? Niye Ukrayna'da demin rakamlar söylendi. Kaç yüz bin kişi yazılımcı var. Ukraynalıyı, Rus'u, Pakistanlıyı, Hindistanlıyı, Mısırlıyı, Lübnanlıyı çekecek. Onun için bizim bu iklimi yaratmamız gerekiyor. Çünkü hep gidiyor geliyor olay. Hep dikkat ederseniz bakın 2000'li yıllarda Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracat içindeki payı %3. Bu sene de %3. Hiçbir şey değişmemiş. Dünya ekonomisinden %86 almışız 1980'de. Geçen sene de %80'miş. Demek bir şeyler yanlış yapıyoruz. Ya da eksik yapıyoruz. Yani o anlamda bizim bunu tartışmamıza bile gerek yok. Yani yüksek teknoloji eylem çağrısını ümit ediyorum siyasiler kulak veriyordur şu anda. Bu olmadan, bu katma değer olmadan bizim kişi başı gelirimizi 25 bin dolara ulaştırma şansımız yok. Bu bir. İkincisi, yani hep diyoruz ya eğitim nitelikli olmadığı zaman nitelikli insan kaynağını yaratamıyorsunuz. Onun için de katma değer. Ben bir yerde konuşmamda dedim ki Türkiye'nin iki tane K problemi var dedim. Şaşırdı. Nedir? Birincisi kapasite kullanımı dedim. İkincisi de katma değer. Gerçekten Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Bu da buradan geçiyor diye düşünüyorum. Ya onlara da mesafe aldıkça biz kurları daha az, kapalı çarşıyı daha az konuşuyor olacağız. Evet. Ben bunu algılıyorum. Şimdi şöyle Serdar Bey'le Burak Bey'in de oturumunda buna bir dikkat çekildi. Başkanın bu ekosistem meselesine, savunma sanayindeki kümelenmeye Serdar Bey zannediyorum dikkat çekti. TOG'u ve Getir'i de örnek verdi burada. Ben de hakikaten şimdi bu bütün ülkeyi teknopark haline getirmekten biraz şunu da anlıyorum. Ya Aselsan'ı var, Havelsan'ı var. Hakikaten teknolojiyi üreten, biriktiren işte Serdar Bey'in saydıklarının dışında başka kuruluşlarımız da var bizim. Kamunun yaptığı işler arasında bunu da saymak lazım. Hani aktif rolse devletin buralarda aktif rolü var. Ama bunun bütün bu ekosistemi etkileyecek, oradaki teknolojinin KOBİ'lere defüzyonunu, intibakını sağlayacak bir öneri gibi de geliyor bana bu. Tüm Türkiye'nin bir teknopark halinde işleyiş içinde olması, bir kümelenme içinde olması. Ne dersiniz ya da ben yanlış mı kavruyorum konuyu? Bence çok iyi kavramışsınız Hakan Bey. Bu Hazer'in önünde diye söylemiyorum. Teke tek konuşsaydık da aynı şeyi söylerdim. Çünkü bunun basının önde gelen insanları tarafından algılanması, bunun aslında yaygınlaştırılması için de son derece önemli. Neden biliyor musunuz? Biz Türkiye'de sadece yetkinliklerden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda fırsat eşitliğinden de bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de cinsiyet eşitsizliği kavramı üzerinden ayrımlanan bir yetenek eşitsizliği de var. Kadınlara 3 çocuk doğurun talimatı geliyor ve onlara bakın talimatı geliyor. Kadınları iş hayatından ve verim üretebilecekleri iş dünyasından uzaklaştırabilecek bir söylem bu. Şimdi o insanlar evlerinde bir şekilde oturmak zorunda kalacaklarsa onlara kendilerinin ayakta durabilmesini sağlayacak fırsatları sağlayabilmeniz lazım. Şimdi COVID bize öyle bir şey öğretti ki aslında uzaktan çalışmayla beraber insanların dışarıdaki yetkinliklerini de sanki içerideymiş gibi kullanabileceğiniz bir düzen çıktı ortaya uzaktan çalışma ortamının getirdiği çıktılar olarak. Biz şöyle söylüyoruz, bunu Sayın Mehmet Fatih Kacır'la da Sanayi Bakan Yardımcısı'yla da konuştuk. Dedik ki, Sayın Bakan,
Biz neden insanları fiziksel teknoparklara ve Ar-Ge merkezlerine girme konusunda zorluyoruz? Bakın insanlar artık evden çalışıyorlar. Onlara hala kart mı bastıracaksınız? Zamanında Bilişim Vadisi Kocaeli'nde kurulurken o zamanın Sanayi Bakanı'na da demiştik ki Sayın Bakan, bunlar mavi yakalılar değiller. Sabah servisle gelecekler, akşam dönecekler. Bilişim Vadisi'ni bu kadar uzak bir yere kurarsanız bu gerçekleşemez. Şimdi dünya değişti ve çok farklı bir ortama geldik. Biz fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız. Anadolu'nun değişik kentlerinde İstanbul'a gelmekte zorlanan, İzmir'e gelmekte zorlanan, Ankara'ya gelmekte zorlanan gençlerimize istihdam olanağı yaratmak zorundayız. Bu gençlere çalışabilecekleri teknoloji işleri, Ar-Ge işleri, inovasyon işleri yaratmak zorundayız. Üniversitelerimizin sayısını artırmak değil, niteliğini artırmak önemli. Niteliği artırılmış üniversitelerden mezun olacak gençlerin bulundukları yerlerden buralardaki şirketlerde çalışabilmelerini sağlamak durumundayız. Dolayısıyla ne yapmalıyız biliyor musunuz? Oradaki insanlar kendi şehirlerinde çalışsalar bile bu teknoloji geliştirme bölgelerindeki bir şirketin üyesiymiş gibi çalışabilmeliler ve uzaktan çalışmayla bu katkıları verebilmeliler. Güzel. Peki bunu biraz hafif değiştirerek, çünkü eminim Orhan Başkanım da bu yeni nesil teknolojiyi üretecek iş gücü meselesine söyleyecek bir şeyleri vardır diye düşünüyorum. Eylem çağrısındaki 7 kaldıraçtan birisi, evet, aslında bu iş gücü meselesi. Ama biraz önce yine şu vurgulandı. Bütün oturumlarda, aynı zamanda sunumda da ifade edildi. Şimdi bir inovasyon, Ar-Ge meselesi için, yüksek teknolojiye yönelim için bir de işin eğitim boyutu var ama aynı zamanda bir kültür boyutu da var. Yani biz ne kadar, hani o ünlü söz var ya, kültür stratejiyi kahvaltıda yer diye. Şimdi biz ne kadar stratejiler çizsek de o kültürü değiştirmek için ne yapılmalı? Yani o da benim ilgimi çekti. Orada ne adım atacağız? Bunu çok söylüyoruz ama evet, ne adım atmak demin lazım? Demin şeyle ilgili Hakan Bey, savunma sanayindeki gelişmelerin olumlu olarak, evet, söyledik. Aselsan'a ve Aselsan Rokesan. Ama geçen sene 3000 tane mühendisi Hollanda'ya kaybettik. Bunu da bir sorgulamamız gerekiyor. Neden gidiyor bu insanlar? Sadece ekonomik nedenlerle mi gidiyor? Başka nedenler var mı? Bunun cevabını da bulmamız gerekiyor düşünüyorum. Biraz önce Silikon Vadisi'ne ile ilgili söylediğimde orada ekosistemi anladım. Yani evet, bu kültürel bir değişim. Gene konuşmacı arkadaşlarımızın çoğu KOBİ'lerle ilgili şeyler yaptı. Yani bizim işte İstanbul'un %75'i veya büyük şirketlerin tedarik zinciri, KOBİ'lerin sadece dijitalleşmeyle ilgili şeyleri yok. Tabii dün de bir grup başka bir şeyle konuşuyorduk. Yani kurumsallaşma, insan kaynağı, teknolojiye ulaşım vesaire. Bizim Serdar Bey de demin güzel söyledi. Büyük şirketlerin öyle bir misyonu da var. Hı-hı. Kendi ekosistemlerini de geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü tedarik zincirinin halkaları, ki pandemi onu daha da teyit etti. Yani işte bir tedarikçiden, atıyorum çok basit bir şey, otomotivde şey gelmediği zaman otomotiv üretimi yapamıyorsun. Bugün Audi iki anahtar veremiyormuş. Tek anahtar çünkü çip yetişmiyor. O anlamda bu kültürel bir değişim. Evet. Şeyi üzülüyorum. Gerçekten hep son yıllarda hep Kore örneği veriyoruz. Çağatay da güzel örnek verdi. Biz 1980 yılında kişi başı gelirine bakıyorsunuz. Kore'ye bakıyorsunuz, Türkiye'ye bakıyorsunuz. Türkiye daha şeyde. Bunun iyi sorgulayıp ve bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. Aksi takdirde 2033 yılında geliriz buraya gene. Dünya ekonomisinden teknolojide aldığımız pay birden binde ikiye çıktık diye övünürüz. Ama bunun kök nedenini bulmadan çözüm üretme şansımız yok. Yani bizim uçuk, aykırı, itiraz eden bir eğitim sistemini mutlaka ve mutlaka yaratmak zorundayız ki bu insanları yaratalım. Bu insanları insan kaynaklarını derler ya, doğru adamı doğru yere koy, orada kalmasını sağla. Bizim de bu insanları burada tutmanın ötesinde nitelikli insan kaynağını da Türkiye'ye çekmeyi öğrenmemiz lazım. Yani biraz da şu geliyor aklıma başkanım. Yok, sözünüzü gene kesiyorum da, ya hep Kore veriliyor, şimdi Vietnam veriliyor. Vietnam'ın ihracatı 450 milyar dolar. Ya üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Biz 250 milyar dolar diye övünüyoruz ama ithalatımıza bakmıyoruz. Birkaç sene sonra da Bangladeş'i mi örnek verecekler? Üzülüyorum gerçekten. Bunlar değil Türkiye'nin şeyi. Türkiye'nin rekabet edici ülkeler Fransa, İtalya olmalı. Yani tekstilde niye ben Vietnam'la Bangladeş'le
rekabet edeyim ki. Türkiye'nin sınıfı burası olmamalı diye düşünüyorum. Bir de bu inovasyon meseleleri filan gündeme geldikçe sanki böyle her düzeyde birbirimize bu parmak sallama işini bırakmamız lazım gibi geliyor bana. Yani ama gerçekten eğitimin ilk yıllarından itibaren de bu böyle. Tabii. Özgürlük ortamı olmadan inovasyon çok kolay kolay ortaya çıkamıyor gibi. Şimdi çok vaktimiz de daraldı. Ben de çok konuşuyorum, kusuruma bakmayın. Şöyle şey yapalım. Şimdi Perihan Hanım dedi ki bileği bükülmeyen ülke. Yani ben Türkiye'yi bir teknoloji ülkesi haline getirmek diye, o zaman herhalde bizim bileğimiz bükülmeyecek. Yoksa hani hidrokarbon, orada doğalgaz bulduk, petrol bulduk diyerek aslında geçmişte kalmaya başlamış konularla değil. Ben öyle görüyorum. Şimdi bunun için yapılması gerekenler nedir diye size göre öncelikli olarak önce Levent Başkanıma soracağım, sonra da Orhan Başkanıma soracağım. Özellikle burada sizin öne çıkarmak istediğiniz konu nedir? Hani un var, şeker var filan, biz helva yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Yapmak için de ne yapmamız lazım? Kaç saat konuşma iznim var? 3 dakika efendim. 3 dakika. Şimdi Hakan Bey, bugünkü katılımcı kitlesine baktığım zaman en azından şöyle bir şeyle başlayıp sonra da bir açılım yapmaya çalışacağım. Gönül isterdi ki bugün burada TÜSİAD'ın hitap ettiği iş kitlesinden çok sayıda insan olsaydı, Bilişim Sanayicileri Derneği'nden de çok sayıda insan olsaydı ve biz bunları onların huzurunda konuşabiliyor olsaydık. Ama dilerim ki YouTube kanalından şu anda izliyorlardır. Evet. Burada konuştuğumuz şeylerle ilgili olarak özel sektörün de şöyle bakması lazım. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Yani biz burada bir takım değişim politikalarından, bununla ilgili neredeyse bir manifesto gibi yapılacak olan şeylerden bahsediyoruz ama bunların hepsi kamunun yapacağı şeyler değil. Bunların içerisinde özel sektör şirketlerinin de kendilerinin bakıp önlerine koyup düşünmesi gereken bir takım şeyler var. Mutlaka. KOBİ'lerin de bununla ilgili olarak düşünmesi gereken şeyler var. Şimdi ben buraya gelirken biz teknoloji dünyasının çalışanları biliyorsunuz birazcık böyle şey oluyoruz, yaramaz çocuklar gibi oluyoruz. TÜSİAD gibi çok saygın bir örgütün geleneksel duruşunu değiştirecek bir öneride bulundum. Dedim ki açılış konuşmaları olmasa ne kadar iyi olur. Birbirini tekrarlamasın, oradaki başkanlar konuşacak falan filan. Güzel. Fakat öneri. Sonra da arada bir 15 dakika var. Aman Allah'ım dedim, bir açılış konuşması olacaksa ben hazırlıklı değilim. Arkadaşlarım da bir şeyler hazırlamışlar ama ben böyle açılış konuşmalarından da hoşlanmıyorum. Ama benim bir şey hazırlamam lazım. Bu nedenle ben bir korsan bildiri hazırladım. Çok kısa ama ve bununla konuyu bağlayacağım. Bunu ekrana alabilir miyiz ben acaba? Ben zaten deminki bütün soruları onun için sordum. Bu korsan bildiri için sordum. Şimdi değerli katılımcılar, bu Orhan Pamuk'un bir kitabının adından kopya aldım. Yani şeyi ona ait, intellectual property'si ona ait. Ben dedim ki TÜBİSAT Başkanı ve TÜSİAD Başkanı için bir açılış konuşması yazdırayım. Bugün burada çokça adı geçti, bir yapay zeka motoruna. Bununla ilgili olarak birer cümleyle açıklama yazdım ve bunun karşılığında ondan açılış konuşmalarını istedim. Ve ekranda gördüğünüz açılış konuşmalarını gayet güzel başlangıcıyla ve bitişiyle arasına da gereken temaları doldurarak yazdı verdi bana. Ben şimdi size bu açılış konuşmasını, gerçekten öyle bir bölüm olsaydı okuyabilirdim de. Peki bu benim açılış konuşmam mı olacaktı? TÜBİSAT'ın veya TÜSİAD'ın açılış konuşması mı olacaktı? Hayır, değil. Bu aslında bizi çok farklı bir dünyaya doğru götürüyor. Ve böyle olduğu zaman ben şimdi koltukta oturmakta zorlanıyorum. Çünkü sanayi devrimleri, 1, 2, 3, 4 dediğimiz şeyler artık bambaşka bir dünyaya gidiyor. Mikrofonu almanızı rica etsek başkanım. Çünkü şuradan hemen. Çok teşekkür ederim. Çok bambaşka bir dünyaya doğru gidiyor. Bakın, yapay zeka ile beraber karşımıza çok iyi şeyler de çıkacak, çok kötü şeyler de çıkacak. Bunlar geçen hafta çıkan haberler. MIT Technology Review'dan bir alıntı. Diyor ki, öylesine bir değişim olacak ki, ama bu eğitimi ortadan kaldırmayacak, farklı bir eğitim olacak. Bugün burada çokça eğitim konuştuk. Yetenekli gençlerin eğitimini yapmamız gerektiğinden bahsettik. Demek ki önümüzdeki dönemi
bugünkü eğitim düzeninden daha farklı bir eğitim düzeni olarak düşünmemiz gerekecek. Peki o eğitim düzeninin gelişmesinden bahsediyoruz ama öbür taraftan bir de böyle gerçekler var. İşte çocuklar bu eğitim sırasında öğrenci olarak öğretmenlerini aldatacaklar mı? Yani tez çalışması yapmadan tez hazırlayacaklar mı? Çalışmadan sınavları yanıtlayacaklar mı? Ama farklı şeyler de var. Bakın dünya bambaşka bir noktaya da gidebilir. Bir anda hiç bilmediğiniz, hiç aklınıza gelmeyecek haberler de sizlerle ilgili çıkabilir. Yani böyle çok enteresan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve bu aslında Hakanların sunumunda da vardı. %19 düzeyinde bir meslek değişimini, %50 düzeyinde unvanların değişimini beraberinde getirecek bir dünyaya doğru bizi götürecek. Ve bu da Boston Consulting Group'un son çalışmasından. Şuraya baktığınız zaman görüyorsunuz ki bugün iş dünyamızdaki pek çok iş bugün yapıldığı gibi yapılmayacak. Dolayısıyla şu chartla beraber mesleklerdeki değişimi özetleyen son bölümle kapatmaya çalışacağım. Spreadsheet'in iş hayatına girdiği andan itibaren defter tutuculuk diye adlandırılan muhasebe işinin aslında bir finansal analize doğru nasıl dönüştü? Dolayısıyla sevgili Hakan Bey, özel sektörümüzün de kamumuzun da düşünmesi gereken şey şu. Bir disruption çağı, bir kırılım çağına girmekteyiz. Bugünden itibaren, bu dönemden itibaren hiçbir şey geçmişteki hızıyla değişmeyecek. Çok daha hızlı değişecek. Hayatımızın bütün bölümleri de değişecek. Ve burada özellikle kamu, hukuk ve yönetişim konularının da değişeceğini göz ardı etmemek lazım. Yani bugünkü bizim devlet yönetimlerimizde önümüzdeki dönemde çok farklı bir şekle bürünmek zorunda. İktidara gelecek tüm siyasilerin bilmesi gereken şey şu. Teknolojiye yatırım yaparken, teknolojiyle ilgili düşünürken biz Türkiye'yi ve Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. Ama dünyanın geleceğinden uzak olmadan bunu düşünüyoruz. Vallahi ben bu ChatGPT'yi bayağı sevdim başkanım. Şundan dolayı yani bir hayli öyle bizi pek ayak uydurmamış, uzun tutmuyor yani açılış konuşmalarını, kısa kısa veriyor. Güzel olmuş. Ben soruları bile daha uzun soruyorum. Şimdi Orhan Başkanım, son soruyu size sorayım müsaadenizle. Şimdi bu ikinci yüzyıl vurgusu var, evet. Eylem çağrısında. Şimdi hakikaten böyle 1920'lerdeki alt üst oluşla dünyadaki 2020'lerdeki alt üst oluş ve başkanımın da dikkat çektiği bu önümüzdeki 10 yılı belki teknoloji ile birlikte, dijitalleşme ile birlikte şekillendirecek ana eğilimler var. Şimdi dünyaya biz 1923'te bir şey ilan ettik. Dedik ki biz Cumhuriyet'le beraber yolumuza artık devam ediyoruz, böyle devam ediyoruz. Şimdi 2023'ten bakınca bu eylem çağrısı, teknoloji, yüksek teknoloji eylem çağrısı böyle bir işlev görebilir mi? Bu işi Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kim gelirse gelsin iktidarlarının ana rotası olarak belirlemesi gerekliliği var mıdır? Bunun için mi yapıyorsunuz bu çağrıyı? Evet, teşekkür ederim. Aslında Levent Bey konuşmasında sadece kamudan değil, özel sektörün de ben de katılıyorum. Zaten Serdar Bey de söyledi yani en üst seviyede bu iş sahiplenmediği sürece şirketlerde böyledir ya işte CEO bir şeyi sahiplenmezse kimse yapmaz. Dijital dönüşümü odağına koyarsa herkes kolur. İnsan kaynağını koyarsa öyle olur. Yani biraz önceki konuşmamda da söyledim bu tür şeyler sadece kamu değil kamunun özel sektörün sivil toplumun. Bakın bugün iki tane güzide sivil toplum örgütü olarak bir konuyu gündeme taşıyoruz. Evet. Bu da pozitif ve olumlu bir gelişme olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Hani genelde şey olsun, küçük olsun, benim olsun gibi bir kavramlar vardır ya, paylaşmamız lazım, ortak sorunlar dile getirmemiz lazım. Aslında konuştuğumuz konuların, Hakan Bey çıkışı bizim 50. yıl nedeniyle koyduğumuz geleceğe inşa raporumuzun içinde çok belli. Diyoruz ki biz artık Türkiye olarak bundan sonra maddi olan şeylere değil, maddi olmayan şeylere yatırım yapmamız lazım. Bir, insan. İki, evet. Bilim, Ar-Ge, inovasyon. Üç, kurum ve kurallar. Biz bunu yaparsak ki zaten o zaman yapıldığında rapor OECD şeylerine göre 20 yıl içerisinde 30 bin dolara geliyoruz. Ve bu da 104 tane ülke taranarak çıkılmış. Aslında yol haritası belli. Bilimden uzaklaşmadan
insan kaynağına yatırım yaparak kurum ve kuralları değiştirirsek biz bunu yaparız. Teşekkür ederim. Peki. Lütfen başkanım, son bir cümle. Orhan Bey o kadar güzel şeyler söyledi ki ben de bu kapanışa dair şöyle bir notla kendi tarafımı tamamlamak istiyorum. Son günlerde böyle basında falan çok yönle ilgili, yön bilmeyle ilgili bir şeyler çıktı ortaya biliyorsunuz, polemik konusu olan. Ben şunu söylemek istiyorum. Geleceğin Türkiye'sini şekillendirmeye çalışan insanlar olarak yönümüz bilimin yolu, yolumuz teknoloji yolu, hayatta en hakiki mürşit de ilimdir. Yolumuz atatürk. Başkanlarım tecrübeli. Zaten salondan nasıl alkış alacaklarını da gayet iyi biliyorlar. Ben tekrar kuvvetli alkışlarla teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Moderatörümüz deneyimli gazeteci Hakan abi, Sayın Hakan Güldağ. TÜBİSAT Başkanımız Sayın Levent Kızıltan'a ve Sayın TÜSİAD Başkanımız Orhan Turan'a kuvvetli bir alkış alalım mı? Teşekkür ederim Sayın Kızıltan. Ve kendilerini uğurlarken etkinliğimiz boyunca yapmış olduğumuz şimdi de anketimizin sonuçlarını ekrana verdirelim mi? Bakalım. Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji atılımı için en önemli üç kaldıraç hangisi olmalıdır sorusunun yanıtına geldiğimizde yanıt en fazla 88 kişinin vermiş olduğu yeni nesil teknolojiyi üretecek iş gücü ve dijital yetkinliği yüksek bir toplum. Yani yetkin insan iş gücü olan bir toplum yanıtı birinciliği aldı. İkincisi 59 kişinin vermiş olduğu katılımcımızın dijital dönüşümü hızlandıracak ve uluslararasılaşmayı mümkün kılacak ekosistem. Ve üçüncü yanıt ise 56 kişiyle inovasyonu tetikleyen çalışma ortamı ve yeni nesil teknolojileri destekleyecek ki bunu çok gördük afet döneminde altyapı, ardından dijital iş yapış şekilleriyle uyumlu hukuki altyapı ve çevik düzenleme mekanizmaları, bütüncül ve koordineli yönetişim, dijital vizyonda tek sahiplik ve etkili teşvik mekanizması ve yüksek teknoloji alanında değer yaratan fonlama arka sıralarda geliyor. Aslında ekosistem ve iş gücü, beşeri sermaye o kadar önemli ki. Ve en sonda doğal afetlere dayanıklı şehirler, yaşam alanları ve teknolojik altyapı sonuçlarını görüyoruz. Buradan çıkaracağımız sonuç, yeni nesil teknolojileri üretecek olan iş gücü, insan kaynağı. En değerlisi bu. Çok çok teşekkür ediyorum anket için. Değerli katılımcılarımız, değerli konuklarımız ve bugün burada siz iş dünyasının değerli temsilcileri TÜSİAD, TÜBİSAD, Türkiye Bilişim Vakfı ve değerli konuklar bir yüksek teknoloji eylem çağrısını bu salondan başlatıyorsunuz ülkemizin kalkınması için. Biraz önce Sayın Kızıltan da söyledi, benim notlarımda da vardı. Ve çok hakikaten duygulandım. Ben bugün bununla kapamak isterim. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, bilimdir, fendir ve bizim yolumuz da budur diyorum. Hakikaten inşallah bu eylem çağrımızda kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla beraber ses getirecektir ve bizim ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yol haritası olması dileğiyle tüm protokolü günün anısına toplu fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyorum. Kuvvetli alkışlarla. Toplu bir aile fotoğrafımız olsun. Protokol en ön sırada oturanlar oluyor efendim. Konuşmacılarımız lütfen. Konuşmacılarımızı alalım lütfen. Değerli sunumu gerçekleştiren DİLOT ekibine. Bu arada bir teşekkürü lütfen hep beraber şurada sahnede yapalım Orhan Bey. Çağatay ve Beyan.
düşünüyorum. Ben de TÜSİAD'a da teşekkür ediyorum. Kuvvetli alkışlarla tüm konuşmacılarımızı ve değerli sunum için Dilot ekibini yerlerine alalım ve böylelikle TÜSİAD'ın ve TÜBİSAT'ın işbirliğinde düzenlenen Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji için eylem çağrısı raporunun tanıtım toplantısını burada noktalıyoruz. İyi günler efendim. Ben çok özür dilerim. Şunu da kapayamadım. Sunumu rica